Vantilator TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3. videomuzla beraberiz. 3. videomuzda ne olacak? İnkılap tarihini sizlere tekrar edeceğim. Çağdaş Türk ve Dünya tarihine kadar anlatacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde e, TYT, AYT, KPSS için sizlere son tekrar olarak fayda sağlayacaktır videomuz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir like'ı çok fazla görmeyelim diyorum. Hemen başlayalım hızlı tekrarlarımıza. Önce inkılap tarihini anlayabilmemiz için Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, 31 Mart vakası gibi bunları bir bilmemiz lazım. Öncelikle Senedi İttifak'tan başlayalım arkadaşlar. 1808 yılında ilan edilmiştir. İlan edilmesinde Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa etkilidir. Şimdi hocam Senedi İttifak'ta ne oldu? İkinci Mahmud diye bildiğimiz padişahımızın yetkileri ilk defa bu belgeyle ne yaptı gençler? Kısıtlandı. Padişahın yetkileri kısıtlandı demeliyiz burada. Peki hocam nasıl bir kısıtlama oldu? Arkadaşlar hep padişah son otoriteydi. Tek merkezdi padişah. Şimdi burada padişah kendi dışında ayan dediğimiz toprak ağlarının varlığını burada ne yapmıştır? Tanımıştır. Hocam varlığını tanıdıysa Padişah kendi gücü dışında başka bir gücün varlığını tanıdığı için Padişah'ın yetkilerini kısıtladı diyebiliyoruz. Hemen geçelim Tanzimat Fermanına gençler. Diğer adı Gülhane Hattı Humayunu'dur. Etkili olmasında ilan edilmesinde Mustafa Reşit Paşa etkilidir gençler ve yılı 1839'dur. Peki hocam Tanzimat Fermanında ne olmuştu? Arkadaşlar burada uzun uzun anlatmayacağım. Anahtar kelimemiz neydi? Herkesti. Herkes kanun önünde eşit sayılacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak gibi maddeleri vardı. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme veya anayasallaşma yolundaki adımlardan bir tanesidir. Anayasallaşma yolundaki ilk adımdır. Ama demokratikleşme hareketi derse neyi alacağız? Senedi ittifakı alacağız. Geldim bir diğer fermanımıza. 1856 ıslahat fermanı. Şimdi bu dönemler Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi olduğu için gençler. Balkanlarda milliyetçilik akımının etkisiyle isyanlar yaşanmakta. E Osmanlı Devleti de zaten güçsüz. Bu fermanların ilan edilmesinde hem Avrupa'nın desteğini almak hem azınlıkların bizden ayrılmasını engellemek amaçlanmıştır. Islahat fermanında ne oldu hocam? Azınlıklara fazladan ne verilmişti gençler? Haklar verilmişti. Yani azınlık görürsek ıslahat fermanı, ırk din din ayrımı yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayılacaksa, herkes diyorsam hangi ferman? Tanzimat fermanı. Aradaki süreçleri geçiyorum. Geldim nereye? Birinci meşrutiyet dönemine. Burada padişahım kim gençler? İkinci Abdülhamit dediğimiz padişahımız baştadır. İkinci Abdülhamit. Peki hocam birinci meşrutiyette ne oldu? Arkadaşlar padişahın yanına bir de ne geldi? Meclis geldi. Ama bu meclis iki yapılı bir meclisti. Bir tarafta meclisi ayan, diğer tarafta meclisi Mebusan vardır unutmayınız ve burada son söz kime aittir hocam padişaha e o zaman bu meclis bir nevi danışma meclisi midir hocam evet mantığı budur ve birinci meşrutiyette unutmayalım arkadaşlar siyasi parti yoktur halk dolaylı da olsa ilk defa yönetimde söz sahibi olmuştur yalnız dolaylı neden halkın seçtiği kişiler erkektir sadece erkekler seçip seçilebilir meclisi mebusana gelir. Ama meclisi ayağında ise burada toprak ağları ömür boyu milletvekilidir. Bunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Birinci meşrutiyette. Unutmayalım son söz kimin? Padişahın. Hemen ardından 1876'da ilan edildi. 1877 78de ne çıktı arkadaşlar? Osmanlı-Rus savaşı çıktı. İşte Osmanlı-Rus savaşı diğer adıyla 93 harbi çıktı. 78'de ikinci Abdülhamit savaşı bahane göstererek meşrutiyeti ne yaptı gençler? Kaldırdı. Meşrutiyeti ve anayasayı ha burada anayasayı da söyleyelim. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası hatta Türklerin ilk anayasası nedir hocam? Kanuni esasi burada ilan edilmişti. İşte bu anayasa yürürlükten ne yaptı ikinci Abdülhamit? 78'de kaldırdı arkadaşlar. E hocam kaldırınca ben tekrar nereye geri döndüm? monarşi sistemine tekrar ne yaptım gençler? Geriye döndüm. Mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten buradaki amacım hızlı bir neydi? Tekrar da arkadaşlar. Şimdi burayı şöyle bir temizleyeyim. Sonra kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasındaki yani 1878'den 1908'e geçen ki kadar bu döneme biz ney dönemi diyorduk? İstibdat dönemi diyorduk arkadaşlar. Baskıcı dönem diyorduk. Bunu da unutmayalım. Geldim ikinci meşrutiyete. İkinci meşrutiyette de iddiaat ve terakki etkilidir arkadaşlar. İddiaat ve terakki etkisiyle padişah 2. Abdülhamit yeniden meşrutiyeti ilan etmek zorunda ne yaptı? Kaldı. İkinci meşrutiyet tekrar ilan edilince halk yönetime, yönetime dolaylı da olsa tekrar ne yaptı? Kapat, ıı, katıldı. Hocam ikinci meşrutiyette siyasi parti var mı hocam? Siyasi parti burada var. Ahrar fırkası, ahali fırkası gibi partiler burada neydi? Vardı. Geldim 31 Mart vakasına. Gençler hadi diyelim ki meşrutiyetleri bir nevi yaptık çıkartabildik süreci anlamak açısından. Hocam burada önemli olan konu hangisidir? İşte arkadaşlar önemli konumuz 31 Mart vakasıdır. Yıl 1909. Bakınız meşrutiyet yönetimi var bu dönemde. İşte bu vaka Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan, rejime karşı çıkan ilk ve son isyandır arkadaşlar. Dikkat edelim burada padişaha karşı çıktı demiyorum rejime. Rejim ne hocam? Meşrutiyet. Kim çıkarttı? İstanbul'da Avcı Taburunda saltanat yanlıları, daha doğrusu saltanat yanlısı demeyeyim de gençler, e, monarşi taraftarları diyelim daha düzgün olsun. Monarşi taraftarları ne yaptı? İsyan etti. Yani biz meşrutiyeti istemiyoruz, yönetime katılmak istemiyoruz. Tekrar padişah tek güç olsun diye ne yaptılar? İsyan ettiler. İkinci e, Abdülhamit isyanı bastıramadı arkadaşlar. İsyanı Selanik'ten hareket eden, Selanik'ten yola çıkan deyim. Hangi ordu hareket ordusunu yaptı arkadaşlar? Bastırdı. Hareket ordusunun başkanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal içerisinde kurmay nedir gençler? yüz başıdır. O zaman Mustafa Kemal Paşa da tarih sahnesine burada çıkmış mı 1909 yılında çıkmış. İsyanı bastırdılar. 2. Abdülhamit de tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet kim geçti gençler? Reşat tahta geçti. O zaman meşrutiyet hala devam etti mi? Etti. O zaman bu ordu meşrutiyet yanlısı bir ordu mu? Evet. Demokrasi yanlısı bir ordu mu? Evet. Dikkat edelim. Bu ordunun o dönemlerde ismi yoktur gençler. Mustafa Kemal Paşa ilerleyen yıllarda bu ordunun ismine hareket ordusu demiştir. Bunu da dipnot olarak ne yapayım vereyim sizlere. E hocam çok uzattınız. Bence de biraz ne yapalım geçelim. Geldim nereye? Fikir akımlarına. Osmanlıcılık. Burada temsilcilerini görmektesiniz arkadaşlar. Temsilcilerini tek tek anlatmama veya okumama gerek yok. Siz okursunuz. Ben Osmanlıcılığın size ne demek olduğunu kısaca anlatayım. Irk, din, dil ayırt etmek sizin. Herkesi Osmanlı tebaası yani Osmanlı vatandaşı gören anlayıştır Osmanlıcılık fikir akımı. Amaç Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlıkların isyan etmesine engel olmaktır. Yani sen sırt değilsin, sen neysin kardeşim Osmanlısın, sen Arap değilsin, sen neysin Osmanlısın. Buradaki amaçlar hepsi Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı milliyetçilik akımının etkilerini Osmanlı Devleti'nde en aza indirmektir gençler. Bir nevi dağılmayı önlemek içindir. Herkesi ne görüyordu bu? Osmanlı vatandaşı görüyordu. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Geldim İslamcılığa. Hocam Osmanlıcılık etki sağlayabildi mi? Hayır. En son Osmanlı Devleti'nden ayrılan Balkan milleti kim oldu gençler? Arnavutluk. Arnavutluğun da bizden ayrılmasıyla Osmanlıcılık artık etkisini yitirdi. Yerini İslamcılığa bıraktı. İslamcılık da 2. Abdülhamit bu arada özdeşleşir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu sefer de Arapları elimde tutmak için peygamberin soyundan geliyoruz. İşte hepimiz ümmetiz, kardeşiz diyoruz ve din esas alınarak burada dağılmayı önlemeye çalışıyor Osmanlı Devleti İslamcılık fikir akımıyla. Arkadaşlar, Osmanlıcılık etkisini kaybetti, tamam hemfikiriz. Yalnız Osmanlı Devleti hala çok ulusludur. Bunu unutmayalım. Ne demek istiyorsunuz hocam? Burası klasik benim Anadolu olsun. Kardeşim, Osmanlıcılık burada mıydı? Evet. Peki Arnavutluk en son bağımsız olduktan sonra Osmanlı Balkanlardan tamamen bir nevi gitti mi gitti. Arnavutluk bağımsız oldu tamam ama çok uluslu yapımız hala devam ediyor çünkü aşağısı Arap toprakları hala bizde. E, Araplar da farklı bir millet değil mi? Evet o zaman çok uluslu olarak Osmanlı hala ne yapmaktadır? Devam etmektedir arkadaşlar. Devam edelim hadi bakalım bir diğer fikir akıma geçeyim şurayı sildikten sonra geldik nereye? Türkçülüğe. Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura gibi kişiler temsilcisidir. Hocam Türkçülükte amaç ne, ne demek? Türk birlikteliğini sağlamaktır gençler. Buradaki amaç Orta Asya'daki Türklerle birlikteliği sağlayıp e, dağılmayı engellemeye çalışır. Türkçülük, Turancılık. Peki hocam bu fikir akımları etkisini nerede yitirdi? Osmanlıcılık Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasıyla İslamcılık 1. Dünya Savaşı'nda özellikle Hicaz, Yemen, Kanal cephesi gibi cephelerde Araplar İngiltere ile işbirliği yapınca etkisini yitirdi. Türkçülük fikir akımı hala günümüzde devam etmektedir hem fikrim. Ama hocam en büyük darbe nerede oldu Türkçülük fikir akımına derseniz 1. Dünya Savaşı sırasındaki Kafkas cephemizde oldu. Kafkas cephemizde Turancılığı gerçekleştirmek için Enver Paşa yola çıktı ama ne oldu gençler başarısız oldu. Batıcılık batı örnek alınarak ıslahat yapalım. Dağılmayı böylelikle engelleyebiliriz dedik. Ademi merkeziyetçiliğe de geldiğim zaman bunun savunucusu Prens Sebahattin'dir arkadaşlar. Bu da güzel bir şey gibi görünür ama güzel değildir. Merkeziyetçiliğin olmadığı Osmanlı'yı diyorlar eyaletlere bölelim eyaletlere böylelikle dağılmaktan kurtarırız diyorlar. Arkadaşlar bu dağılmayı daha da arttıracağından dolayı taraftar bulamamış bir fikir Akımıdır. Fikir akımlarında uzun bir zaman kaybettik kıymetli öğrencilerim. Hemen geçelim. Trablusgarp Savaşı'na 1912. Trapluskarp Savaşı'nın önemi ne hocam? Peki neden çıktı hocam? Temel sebebi sömürgeciliktir arkadaşlar. İtalya siyasi birliğini geç sağlayan İtalya Trablusgarp'a ne yaptı? Saldırdı. Trablusgarp dediğim ülke günümüzün hangi ülkesidir? Libya dediğimiz ülkedir. Burayı Anadolu olarak düşünürsen... Burayı da Afrika kıtası olarak düşünürsen Trablus burada görmekteyiz. İşte hocam Trablus yeraltı kaynakları bakımından zengin olması, Osmanlı'nın Trablus Karp'la kara bağlantısının olmaması, işte denizden asker gönderebilecek gücümün olmaması nedeniyle İtalyanlar buraya saldırdılar arkadaşlar. Mustafa Kemal gazeteci Şerif ismiyle Derne ve Tobruk'ta Enver Paşa Kuyumcu ya da Halıcı Hamdi Bey ismiyle bin gazide halkı direnişe örgütledi. Mustafa Kemal'in halkı direnişe örgütlemesi veya Enver Paşa'nın gençler teşkilatçılık kişilik özelliğidir. Teşkilatçılık veya biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Örgütleyicilik diyoruz. Bakınız. Mustafa Kemal'in kimliğini gizleyerek gönüllü olarak buraya gelmesi vatanseverliktir. Burada halkı örgütlemesi teşkilatçılık kişilik özelliğidir. Hocam en sonunda ne oldu gençler? Uşi Antlaşması imzalandı. Uşi Antlaşması ile kime bırakıldı gençler? İtalya'ya bırakıldı. 12 ada geçici olarak kime bırakıldı? 12 ada yine İtalya'ya bırakıldı arkadaşlar. 12 adamız. Çünkü hatırlayın bu savaşın sonlarına doğru Balkanlarda 4 devlet bana saldırıyordu bu yüzden Osmanlı Uşi Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bu arada bir şey daha hatırlayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti Kırım'ı kaybederken gençler Kırım dini açıdan kime bağlı kalacak dedi? Rus şey Osmanlı'ya bağlı kalacak dedi. İşte Osmanlı dini orada bir kullanmıştı. Burada da ikinci defa kullanır. Trapluskar halkı dini açıdan yine kime bağlıdır demişiz? Halifeye bağlı demişiz. Buradaki amaç kültürel bağları ne yapmamaktır gençler? Aramızdaki koparmamaktır. Belki ilerleyen süreçte ne diyor Osmanlı? Geri alabilirim diyor. Hadi geçelim Trablus Savaşı'nı unutmayınız. Trablus Savaşı'nın asıl nedeni sömürgecilik yarışıdır gençler. Unutmayalım. Peki hocam sanayi devrimi nerede çıkmıştı gençler? İngiltere'de değil mi? Geldim nereye? Balkan Savaşları'na. Balkan Savaşları'nda da etkili olan düşünce hangisidir diye sorarsanız Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı milliyetçilik düşüncesidir gençler. Bakınız Trabluskarp'ta sömürgeçilik, Balkan Savaşları'nda milliyetçilik esastır. Hadi başlayalım. Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı, Karadağ'ı, Yunanistan'ı toplandılar. Kime saldırdılar gençler? Osmanlı Devleti'ne. Amaç ne? Amaçlar Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan ne yapmaktır? Atmaktır. Peki bu devletlerin arkasındaki güçlü devlet hangisidir diye soru gelirse ne diyeceksiniz? Rusya diyeceğiz arkadaşlar. E hocam Osmanlı Devleti savaşı kaybetti. Londra Antlaşması imzalandı savaşın sonucunda. Tamam, onda da hemfikiriz. Peki hocam niye kaybettik? Bir bakar mısınız? 4 tane devletle savaşıyorum aynı anda ve bu devletler benden bağımsız olan devletlerdir aynı anda 4 cephede birden savaşmamız. En etkilisi olan nedir hocam? Ordu siyasete karıştı arkadaşlar. Mustafa Kemal eski bir iddihatçıdır biliyorsunuz ki. İddihat ve Terakki Partisi'nden niye ayrıldı Mustafa Kemal? Orduyu siyasetten ayrılalı, ayıralım dedi Mustafa Kemal. Ayırmayınca kendisi iddiaatçılıktan ne yaptı gençler? Ayrıldı. İşte Mustafa Kemal'in burada ileri görüşlülüğünü görmekteyiz. Ordu siyasete burada ne yaptı? Karıştı ve Osmanlı Devleti savaşı kaybetti. Bunlar en temel nedenlerdi hatırlayacak olursanız. Savaşın sonucunda Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa'nın olmuş olduğu 3 paşalar arkadaşlar ne yaptılar? Babı Ali baskını yaptılar. Babı Ali baskını Osmanlı Devleti'nde ney darbesiydi arkadaşlar? hükümet darbesiydi. KPSS'ye girecek olanlar için söylüyorum. Kamil Paşa hükümeti yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti ne yaptı? Burada kuruldu. Üç paşalar 1913'ten 1918'e kadar Cemal Enver Talat Paşa ülkeyi ne yaptı arkadaşlar? Yönetti. O zaman hocam 1. Dünya Savaşı yıllarında tamam ülkenin tepesinde padişah var hemfikiriz. Peki hükümet kim? İttihat ve Terakki'dir işte arkadaşlar. Üç paşalardır yönetimi ellerinde tutarlar. Peki hocam 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok yer kaybetti. Mesela Selanik, Makedonya olsun, değil mi? Ege Adaları olsun, birçok toprağı Osmanlı Devleti ne yaptı gençler? Trakya olsun kaybetti. Peki hocam tüm bunların sonucunda bizim için önemli olan şey ne? Veya çıkarabileceğimiz önemli sonuç ne? Burayı klasik Anadolu çizeyim. Buralarda Balkanlar olsun gençler. Peki Osmanlı burada ne yapmış? Atılmış. Osmanlı burayı kaybederse buradaki Türklerin bir kısmı Anadolu'ya doğru ne yapar gençler? Göç eder. O zaman Anadolu'daki Türk nüfusu ne yapar? Artar. Unutmayın. Peki "Ben burada düzeni kurdum, gidemem." diyen insanlar da var mıdır? Vardır. Peki bunlar ne durumuna düşer arkadaşlar? Azınlık durumuna düşer. E hocam azınlık durumuna düşerse Batı Trakya azınlık sorunları ortaya çıkmış mıdır? Çıkmıştır arkadaşlar. Unutmayalım. Bakın Türk nüfusu Anadolu'da ne yapmıştır? Artmıştır. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti tamamen ne yapıldı gençler? Atıldı Balkanlardan. Savaştan en karlı çıkan devlet Bulgaristan. Savaşı başlatan devlet kimdir? Karadağ'dır. Geldim 2. Balkan Savaşı'na. Şimdi diyorlar ki Bulgaristan kardeşim sen en fazla toprağı sen aldın. E birazını bize ver. İşte burada savaş kendi aralarında çıkar. Sırbistan'ı, Karadağ'ı, Yunanistan'ı Yanına Romanya'yı da alarak Bulgaristan'a ne yaparlar gençler? Savaş ilan ederler. Unutmayalım. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp da ikinci Balkan Savaşı'nda olan devlet kimdir gençler? Romanya'dır diyoruz. Peki hocam Osmanlı Devleti burada ne yaptı? Osmanlı Devleti de madem dedi kendi aranızda kapışıyorsunuz ben de gideyim dedi. Edirne'yi Kırklareli'yi ne yaparım sizden geri alırım dedi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin karı bu olmuştur 2. Balkan Savaşı'nda. Savaştan sonra Balkan ülkeleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalıyor. Bunu da ne yapmayalım gençler unutmayalım. Kendi aralarında bakın ben Osmanlı Devleti olarak yokum. Ben bu Yunanistan'la Selanik, Sırbistan'da İstanbul Antlaşması'nı ne yapıyorum arkadaşlar İmzalıyorum. Geldim nereye? Birinci Dünya Savaşı'na. Hocam uzun bir konu mu? Çok uzun bir konu, çok uzun bir savaş. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından bahsetmedim. Ee, i̇lerleyen süreçte bahsederiz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'na bakalım. Nedenler? Şimdi biz bu nedenleri genel nedenler ve özel nedenler olarak ne yapmaktayız arkadaşlar? İkiye, ayrıl, ikiye ayırmaktayız. Şimdi genel nedenleri nelerdir? Önünde devlet ismi yoksa genel nedendir. Önünde devlet ismi varsa özel nedendir. Genel nedenlerden birkaç tanesini yazayım. Genel nedenleri. Mesela sömürgecilik yarışı olur mu hocam? Olur. Milliyetçilik akımının etkisi olur. Devletler arası silahlanma yarışı olur mu? Olur. Devletler arası bloklaşma olur mu? Olur. Değil mi? Bunlar hepsi genel nedendir. Ama önünde devlet ismi varsa bu nedir arkadaşlar? Özel nedendir. Şimdi burada kısaca şöyle söyleyeyim. Mesela Rusya'nın panslavizm politikası, İtalya'nın sömürge arayışı, Almanya'nın sömürge arayışı, değil mi? Avusturya'nın Balkanlara hakim olmak istemesi, Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri almak istemesi. Japonya'nın uzak doğuda bir güç olmak istemesi veya sömürge arayışı bunların hepsi özel nedendir arkadaşlar. Ve bunların hepsi aynı zamanda görünmeyen nedendir, gizli nedenlendir, nedenlerdir. Peki hocam savaşın görünen nedeni ne? Gençler görünen nedenini Saray Bosna olayı olarak hatırlamaktayız. Ne olayydı Saray Bosna olayı? Ne oldu gençler? Avusturya-Macaristan veliahtı Frans, Ferdinand'ın Saraybosna'da Sırplı bir Sırp'lı bir milliyetçi olan Gavrilo Pirinçip tarafından öldürülmesiyle Avusturya, Macaristan kime savaş ilan eder gençler? Sırbistan'a. E hocam Sırbistan'ın arkasındaki devlet kim? Rusya. E o da Avusturya'ya. Sonra taraflar birbirine ne yapıyordu? Giriyordu. Bu görünen neden olarak ne yapıyordu? Karşımıza çıkıyordu. Hadi bir bloklara bakalım arkadaşlar. Hızlı hızlı. İtilaf bloğu. Diğer tarafta kim bloğu? İttifak bloğu. İtilaf bloğunda İngiltere mevcut. E, sömürgelerini korumak isteyen bir İngiltere'yi görmekteyiz. Fransa'ya baktığım zaman Sedan Savaşı ile Almanya'ya kaptırdığı alsas lorraine bölgesini geri almak isteyen bir e, Fransa'yı görmekteyiz. İtalya'ya baktığım zaman sömürge arayışı, silahlanma yarışını görmekteyiz. Rusya'ya baktığım zaman Çarlık Rusyası'na hem Balkanlara hakim olmak, hem panslavizm politikasını gerçekleştirmek, hem sıcak denizlere inmek gibi bir amacı var. Amerika'ya baktığımız zaman artık dünya siyasetinde egemen olmak isteyen bir Amerika var. Japonya'ya baktığım zaman Uzak Doğu'da sömürge arayışı var. Almanya'nın yine aynı şekilde ittifak bloğuna baktığım zaman sömürge arayışı değil mi? Çünkü çoğu sömürgelerin çoğu kimde? İngiltere ve Fransa gibi devletlerde. Almanya ve İtalya siyasi birliğini geç sağlamıştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlara hakim olmak istemesi, Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması, gibi nedenlerle Osmanlı Devleti de bu tarafta savaşa ne yaptı gençler? Girdi. Bulgaristan. Bulgaristan'a da bir not düşelim. İkinci Balkan Savaşı sırasında kaybettiği toprakları geri almak isteyen bir ne var gençler? Bulgaristan'ı görmekteyiz. Peki hocam sözü fazla uzatmayalım. Burası zaten tekrar savaş başlıyor arkadaşlar. Daha Osmanlı ve Bulgaristan savaşta var mı? Yok. Hocam bu tarafa baktığım zaman Arkadaşlar daha burada kim yok? Amerika ile Japonya savaşta yoktur. Bunlar sonradan katılan ülkelerdir. Savaş başladı biraz önce anlattım. Osmanlı savaş başında neydi? Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etmişti. Çünkü kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin üzerinde ağır bir neydir gençler? Ekonomik yüktür. Boğazları da tüm devletlere ne yapıyorum dedi Osmanlı Devleti kapatıyorum dedi. Dönemin padişahı kim? 5. Mehmet Reşat'tır arkadaşlar. Bakınız vahdettine düşmeyelim. Peki hocam Osmanlı savaşa girmeseydi olur muydu? Gençler Osmanlı zaten çoktan paylaştılar. Elbette ki bir tarafı seçecekti Osmanlı. Kimi seçti? Almanya'yı. Daha önce bu tarafa da başvuru yaptı mı? Yaptı. Yalnız bunlar Osmanlı'yı parçalayacakları için ne yapmadılar? Kabul etmediler. Bu yüzden Almanya'da kendi savaş yükünü hafifletmek, Osmanlı'nın nüfus gücünden, jeopolitik konumundan, halifelik gücünden yararlanmak, kendi savaş yükünü hafifletmek amacıyla Osmanlı'yı ne yaptı gençler bu gruba aldı Almanya dediğimiz ülkeler. Ülke pardon özür diliyorum. Peki Osmanlı savaşa nasıl girmişti? İngiltere'den kaçan iki Alman gemisi Goben ve Breslav Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı bu gemileri satın aldığını duyurdu. İsimlerini değiştirdim. Ne oldum dedi. Yavuz ve Midilli oldu dedi. Yavuz ve Midilli Rusya ait Sivastopol, Odessa gibi şehirleri bombalayınca Osmanlı Devleti savaşa ne yaptı gençler? Girdi. Birinci cephemize bakalım. Hangi cephemiz gençler? Kafkas cephesi. Hocam Kafkas ve Kanal cephesinin ikisi de ne cephesidir gençler? Taarruz cephesidir. Yani burada amacım ne? Ben gideceğim toprak alacağım. Hemen size şöyle anlatalım bu cepheyi. Hocam Kars, Ardahan, Batum kimin elinde bu dönemde? Rusların elinde. Osmanlı Devleti buradan ben gideyim diyor arkadaşlar Enver Paşa. E harfiyle Erzurum'u da esas alabilirsiniz. Kars, Ardahan, Batum'u alayım. Daha sonra Bakü petrollerine ulaşayım. Bakü petrollerine ulaştıktan sonra Orta Asya'daki Türklerle bir araya geleyim, Turancılığı gerçekleştireyim, sonra da ineyim aşağıya Hindistan'ı ne yapayım ele geçireyim. Niye Hindistan? İngiltere'nin sömürgesidir İngil Hindistan. Hindistan'ı ele geçirirsen İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını ne yaparsın gençler kesersin. Harekatın ismi neydi hocam burada? Sarıkamış harekatıydı. Yalnız başarısız mı olduk gençler? Evet soğuk şartlarından, hava şartlarından, iklim şartlarından Osmanlı askeri donarak ne yaptı? Şehit oldu. Bununla beraber Ruslar karşı atağa geçti. Hemen kalemimi şöyle bir kırmızıya döndüreyim. Benden gençler şu bölgeyi ne yaptı? Ruslar aldı. Bu bölgenin içerisinde nereler var hocam? Van var, Muş var, Bitlis var değil mi? Ee, arkadaşlar Trabzon var, Artvin gibi şu bölgeyi Ruslar benden ne yaptı? Karsar da aynı zamanda işgal ettiler. Hocam toprak almaya giderken neyden olduk? Elimizdeki topraktan olduk. Peki İslamcılık bu, pardon Turancılık burada yara aldı mı hocam? Evet yara aldı. Peki gençler bu cephede toprak kazanmaya giderken elimdeki topraklardan da oldum hem fikrim. Peki hocam bu cepheye biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında tek toprak kazandığı cephe demiştiniz derste. Peki niye böyle söylediniz hocam madem öyle? Arkadaşlar eş zamanlı düşünelim. Aynı zamanda hangi cephe var? Çanakkale cephesi var. Çanakkale'deki amaç neydi? Rusya'ya yardım götürmek. Çünkü Rusya'da Vladimir İlgiç kim vardı? Lenin bir devrim yapmak üzereydi. Peki Çanakkale'ye geçebildiler mi? Hayır. Lenin darbeyi yaptı mı? İhtilali yaptı mı? Yaptı. Biz buna ne devrimi dedik gençler? Ekim devrimi veya ne ihtilali dedik hocam? Bolşevik ihtilali dedik yıl 1917'de. Lenin sizlere Rus halkına neyi vaat etti? Barış, ekmek, toprak vaat edince. gençler devrimi gerçekleşti. İlk politikası neydi? Barış. İşte Rusya Brest Litovsk antlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nda ne yaptı? Gençler çekildi. Çekilirken de bölgeleri buradan tamamen çekildi. Boşaltmaya başladı. Bu sırada Çanakkale'de savaşıp daha sonra Kafkas cephesine atanan Mustafa Kemal Paşam Ruslardan Muşu ve Bitlis'i ne yaptı gençler? Kurtarmayı başardı. Geri kalan illeri kim kurtardı hocam? Burayı Mustafa Kemal Paşa kurtardı. Geri kalanlarında Kazım Karabekir kurtardı Rus işgalinden. Ruslar çekilirken Kars, Ardahan, Batum'u bana bıraktılar. Aynı zamanda arkadaşlar bölgedeki azınlık olan Ermenileri de ne yaptılar? Silahlandırdılar. Ermeniler burada faaliyetlerine başladılar. İşte katliamlarda bulundular. Daha sonra Osmanlı Devleti bu Ermeni katliamlarından artık kurtulmak amacıyla bu cephede hangi kanunu çıkartmıştı gençler? 1915 yılında Tehcir Kanunu'nu çıkartmıştı. Tehcir neydi? Zorunlu göçtü gençler. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Kafkas cephesinde. Evet yarım saat oldu. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Biraz fazla mı detay anlatıyorum acaba? Kafkas cephesi böyleydi. Mustafa Kemal bu cephede var mı? Var. Ermeniler için tehcir kanunu var. Rusya'da ihtilal var. Ee, Ekim devrimi veya Bolşevik ihtilali dediğimiz. Yine bu cephede Brest-Litovsk antlaşması var. Tek toprak kazandığım cephe. Tek toprak kazandığım. Şöyle yazalım. Kazandığımız cephe. Peki nereyi kazanmıştık gençler? Kars, Ardahan, Batum. Elviye'yi ne diyorduk biz buraya? Elviye'yi Selase. Peki hocam bir de ne kanunu var dediniz? Tehcir kanunu var dediniz. Mustafa Kemal var dediniz. Mustafa Kemal Muş artı nereye kurtardı dediniz? Bitlisi kurtardı dediniz. Geldim hangi cepheye gençler? Kanal cephesine. Kanal cephesindeki amacımız ne? Gençler Osmanlı Devleti'nin kaybettiği nereyi geri almaktır? Mısır'ı geri almak için burada taarruzda bulunur. Cephenin komutanı Cemal Paşa'dır. Osmanlı Devleti iki kez taarruzda bulunsa da başarısız olur. Hocam Mısır'ı alırsak ne olacak? İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısı kesilecek. Çünkü Mısır'ı işgal eden ülke kim gençler? İngiltere dediğimiz ülkedir. Bu cephede bir dipnot vereyim. Bu cephe Almanların isteği üzerine açılmıştır. Almanların isteği üzerine açıldı. Osmanlı nereye alacaktı gençler? Mısır'ı geri alacaktı. Unutmayalım. Hocam bu cephede başarısız mıyız? Başarısızız. E, Kafkas'ta da başarısızız kardeşim. Sonuçta ne yapamadık? Alamadık. Çanakkale Cephesi gençler, uzun uzun anlatmayacağım Çanakkale'yi. Burada Anzakları bir bilmek zorundasınız. Anzaklar Yeni Zelandalı, değil mi? Zelandalı ve Avustralyalı askerlere verilen genel isim. Hocam bu cephede kim var? Seyit Onbaşı var, değil mi? Peki hocam yine bu cephede Nusrat Mayın Gemisi var. Mustafa Kemal bu cephede mi? Evet, ilk savaştığı cephe Mustafa Kemal'in İlk savaştığı cephedir. Mustafa Kemal burada ne kahramanıdır gençler? Anafartalar. Anafartalar kahramanıdır. Kireçtepe, Zığıntepe, Sütünbahir, Kilitbahır, Anafartalar, Araburnu, Çonkbayırı gibi yerlerde Mustafa Kemal savaşmıştır. Ben size taarruzu değil, neyi emrediyorum demiştir gençler? Ölmeyi emrediyorum demiştir Mustafa Kemal Paşa bu cephede Çanakkale cephesine de böyle ne yapalım hatırlayalım arkadaşlar. Geldim bir diğer cephemize hangi cephemiz Hicaz Yemen bu arada bu cepheler nasıl cephelerdir savunma cepheleridir arkadaşlar unutmuyoruz. Hicaz Yemen'e de baktığımız zaman burada bir gizli antlaşma vardı gizli antlaşmamızın ismi Mak Mahon gizli antlaşmasıydı. Öğrencilerim güleceksiniz biliyorum. Burada bir Arap emirimiz vardı. Mekke emiri. Neydi gençler? Şerif Hüseyin. Hepiniz der gibi duyuyorum şu anda. Dersteki gibi rahat olun. Kulaklarım hala aynı şeyleri işitiyor. Gençler Araplar burada bize ne yapmıştı? İhanet etmişti. Bu cepheye gönderilen bir komutanımız vardı. Kendisi çöl kaplanıydı değil mi? Çöl kaplanı veya Türk Aslanı veya çöl ortasında Pilevne kahramanı. En çok çıkan şey bu. Çöl ortasında ortasında Pilevne kahramanı. Neyse zamandan yemeyelim. Siz sınava hazırlanıyorsunuz sonunda. Çöl ortasında Pilevne kahramanı neydi hocam? Kimdi? Ömer Fahrettin Paşa'ydı değil mi gençler? Daha önce çıktı. Unutmuyoruz bunu da. Hicaz Yemen cephesini de geçtim. Magazin falan anlatmamı beklemeyin. Burası tekrardır arkadaşlar. Magazinleri dersime gelirseniz dinlersiniz. Dersime gelmezseniz dinleyemezsiniz. Irak cephesine bakalım. Irak cephesinde hocam işte Rusya'ya yardım götürmek. İşte Osmanlı'nın işte hı hı. Hindistan'a gitmesini engellemek amacıyla açıldı. Biz açmadık bu arada bunu. İngiltere ile savaşıldı. Hem fikirim. Hocam burada kimi göreceğiz? Halil Paşa'yı göreceksin kardeşim. Bir de burada Kuttül Ammare zaferini göreceksin. Bu ikisini gördüğün yerde bu cepheye git. Unutma. Kiminle savaştım? İngiltere ile savaştım. Hatta Kuttül Ammare'de kazandım mı? Kazandım. Hem fikirim. Ama kazansak da bu cephede başarısızız. Bunu unutma. Küçük muharebeler kazandığını esas almaz. Sonuç itibariyle şöyle düşün. Mondros ateşkesi sonrasında ilk işgal edilen yer neresi? Musul. E Musul kim tarafından işgal edildi? İngiltere. Demek ki sen bu cephede neysin kardeşim? Başarılı olsan da savaşta genel anlamda başarısızsın diyebiliyoruz. Suriye Filistin. Kanal cephesinin devamı sayılır. Mustafa Kemal, Çanakkale, Kafkas'tan sonra Suriye, Filistin cephesine gelir. Burada katma savaşıyla KPSS öğrencileri veya sosyal bilimleri çözecek olan öğrenciler katma savaşına dikkat edin. İngilizleri durdurmayı başarmıştır. Hatta Çanakkale'den gelen Limon Van Sanders aynen bu cephededir. Limon Van Sanders ee, ordusunu bırakır kaçar. Mustafa Kemal dağınık vaziyette olan Türk birliklerini toparlar. Yıldırım orduları grup komutanıdır kendisi. Hatta İngilizleri durdurduktan sonra saatini Çanakkale'de kendisini kurtaran şarapnel parçasını engelleyen cep saatini Limon Van Sanders'e burada hediye eder arkadaşlar. Böyle de bir bilgi vermiş olayım. Biraz da magazin anlatmış olayım. Hocam 1. Dünya Savaşı'nda başka cephemiz var mı? Galicia, Romanya, Makedonya diye yardım amaçlı cephelerimiz var. Müttefiklerine Osmanlı yardım etmiştir diye söylesek yeterli olacak. 1. Dünya Savaşı'nda şöyle birkaç tane soru söyleyeyim ben size arkadaşlar. Hangi cephede diğerlerinden farklı bir kuvvetle savaşmışımdır diye sorarsa ne diyeceksiniz? Kafkas. Çünkü Kafkas'ta kimle savaştık gençler? Ruslarla savaştık. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndan önceki son görevi hangisiydi? Mustafa Kemal Sofya'da neydi gençler? Ateşe militerdi. Ateşe militer. Ne demekte hocam? Bir ülkenin başka bir ülkedeki askeri temsilcisiydi. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri sırala derse birinci nereye gideceğiz? Kafkas, değil mi? Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Benim kafa başka bir yere gitti. Birincisi neresi hocam? Çanakkale, değil mi? İkincisi neresi? Kafkas. Üçüncüsü neresi? Suriye Filistin cephesi. Şimdi diyeceksiniz ki adam kendi soruyor, kendisi de yanlış cevaplıyor. Yok kardeşim, arada olabilir. O kadar bilgiyi kafadan anlatıyoruz. Kolay olmasa gerek. Geldik Amerika'nın savaşa girişine. Wilson ilkeleri işte Gençler Almanya sürekli İngiltere'ye hızlı silah satınca Amerika en son ne yaptı? Savaşa girdi. Wilson ilkelerini yayınladı. Wilson ilkeleri burada önemli. Devletler arasında gizli antlaşma olmayacak dedi Amerikan Başkanı. Burada en önemli madde neydi? Kazanan devletler yani yenen devletler kaybeden devletlerden savaş tazminatı ve toprak ne yapmayacak? Gençler almayacak. Bunu iki açıdan değerlendirelim dedim. Kazanan devletler kaybedenlerden toprak almayacaksa biz neden savaştık diye sormazlar mı? Sorarlar, değil mi? Kaybeden devletlere baktığım zaman madem bizden hiçbir şey almayacak diyorlarsa o zaman biz neyi imzalayalım? Ateşkes antlaşmalarını imzalayalım ve savaştan ne yapalım derler? Çekilelim derler. Diğer taraftanlar da o zaman biz niye savaştık diye sorarlar mı? Sorarlar. Ama Almanya'yı yenemedikleri için Amerika'nın da gücüne neyleri var, ihtiyacı var. Tamam kabulüz, savaş bir bitsin demişlerdir kendileri. Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek self-determinasyondur -determin gençler burada özellikle bizi hangi yönden olumsuz etkilemiştir hocam Ermeni ve Yunan tarafından olumsuz yönde etkilemiştir. Osmanlı devletinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere Yok efendim azınlıkların çoğunlukta olduğu yerler azınlıklara ne yapılacaktır gençler bırakılacaktır maddesi var. O zaman biz de Ermenilerle Rumlar ne yapacak bu maddeye güvenerek isyan edeceklerdir. Cemiyeti akvam kurulacaktır. Cemiyeti akvam dediğimiz ne cemiyeti gençler? Milletler cemiyetinin burada neyi var? Kurulma fikri var. Unutmayın kurulduğu yer neresi olacak? Paris Barış Konferansı olacak. Hadi biraz hızlanalım. Geldim nereye? Mondros Ateşkes Antlaşması'na. Rauf Orba ile Amiral Kartbor arasında İsviçre'nin e, Mondros Limanı'nda Agemennon zırhlısının içerisinde ne yapıyor gençler? Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda Agemennon zırhlısında ne yapıyor? İmzalanıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması bizden imzalayan adam Rauf Orba'ydır. İki tane önemli maddesi var. 7. madde İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir yeri işgal edebilir. Dikkat edelim gençler. Bu maddeyle Anadolu işgali açık hale geldi. Anadolu'nun işgaline hukuki zemin ne yaptı? Hazırladı. İstediğimiz yeri işgal ederiz diyor. 24. madde vilayeti sittede bir karışıklık çıkarsa yani Doğu Anadolu'daki 6 ilde bir karışıklık çıkarsa biz burayı ne yaparız diyorlar işgal ederiz. Bu maddeyi de gördüğün zaman Doğu'da bir ne devleti kurmaya çalışmaktadır kendileri Ermeni devletini kurmaya çalışmaktadır. Devam edelim. Osmanlı orduları derhal terhis edilecek. Elindeki silah ve cephaneyi de bize itiraf devletlerine ne yapacak teslim edecek. O zaman bu maddede Osmanlı devleti nasıl bırakılmıştır gençler? Savunmasız bırakılmıştır her türlü ulaşım ve iletişim araçları itiraf devletlerinin kontrolünde olacaktır. Bu da Anadolu'daki halkın örgütlemesinin, örgütlenmesinin, örgütlenmenin diyeyim önüne geçmektir. Amaç budur. Ben Mondros'u anlatırken hep şunu söylerim. Osmanlı'yı yatırmışlar yere, ters kelepçe takmışlar. Kımıldayamaz Osmanlı Devleti. Elini kolunu bağlamışlar artık Mondros Ateşkes Antlaşması'nda. Mondros'tan sonraya bakalım gençler. İlk işgal edilen yer derse neresi diyeceğiz? Musul. Kim tarafından? İngiltere. Yok efendim Anadolu'da ilk işgal edilen yer derse ne diyeceğiz gençler? Hatay. Dört yol diyeceğiz. Kim tarafından işgal edildi? Fransız. İlk direniş nerede çıktı derse yine Hatay. Dört yol diyeceğiz. Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı ilk kurşunu atan veya Batı Anadolu'da ilk direnişin başladığı yer veya İlk kurşunu atan gazeteci ne bileyim diğer adı gazetecinin bunu sorarsa ne diyeceğiz gençler hukuku beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin diğer adıyla Osman Nevrestir diyeceğiz. Arkadaşlar bu adamın gazetesine bir dikkat edelim. Hasan Tahsin'e dikkat edelim. Yunanlılara karşı atmıştır. Dikkat. Bu arada devletler arası gizli antlaşmalar da var tabii ki 1. Dünya Savaşı devam ederken Onlara değinmiş miyim? Değinmemişim gençler. Aslında değinsek olur mu? Bir tanesini söyleyeyim ben size arkadaşlar. En önemlisini. sykes Picot. Burada ne oldu? İngiltere ile Fransa kendi aralarında nereyi paylaştılar arkadaşlar? Orta Doğu'yu paylaştılar. Unutmuyorsunuz. Savaş devam ederken heriflerin gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşması demek savaşı kazanacaklarına inandıkları, savaş sonunda herhangi bir anlaşmazlık yaşamak istemediklerini gösterir diyoruz. Hadi devam edelim. Diğer ateşke santlaşmalarına bakalım. Osmanlı ile Mondros biliyoruz. Almanya ile Retondes, Bulgaristanla Selanik, Avusturya, Macaristan ile Villa Guste ateşke santlaşması imzalanmıştır. KPSS veya sosyal bilimler iki testine gelecek öğrenciler bunları bilmek zorundadır arkadaşlar. Geçelim Paris Barış Konferansı'na. Paris Barış Konferansı'nın amacı nedir? Yenilen devletlere yapılacak barış antlaşmalarının içeriğini belirlemek için toplanmışlardır. Ya hocam belirlemediler mi? Mondros ne? Kardeşim Mondros bir ne antlaşması? Ateşkes antlaşması. Ateşi bırak. Savaşı bitirmez. Savaşı asıl bitiren şey nedir? Barış antlaşmasıdır. İşte burada Kiminle hangi barışı yapalım, kimin önüne ne maddelerini koyalım diye burada toplanıyorlar ve burada diyorlar ki İtalyanlara bıraktığımız yerler fazla. İtalyanlardan Antalya, Konya, İzmir'e kadar çok verdik. İtalyanlara gizli antlaşmayla bunun birazını alalım, özellikle İzmir ve çevresini alalım, Yunanistan'a bırakalım diyorlar. Neden? Yunanistan İtalya'ya göre daha yönete, yönetilebilir. İtalya tamamen akdenizi alıyor. Böylelikle çok güçlü oluyor. Bunun yerine küçük bir Yunanistan daha işlerine gelir. İngiltere, Fransa gibi devletlerin arkadaşlar. Peki İtalya ne yapar? Lan bir de savaş sırasında taraf değiştirdim. Sizden tarafa geçtim. Bak savaştım. Niye böyle yapıyorsunuz der. Hiçbir sonuç alamayınca da konferansı ne yapar gençler? Terk eder. Şimdi buradaki diğer bir maddeye bakalım. Wilson da ne diyordu? yenenler, yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak diyorduk. İşte burada arkadaşlar İngiltere, Amerika böyle söyleyince bunu değiştiriyor. Kardeşim diyor Amerika ben burada 4 yıl boyunca savaştım 1914'ten 1918'e kadar. Ben savaş tazminatı değil onarım bedeli alacağım diyor. O zaman savaş tazminatının adı ne oluyor gençler? Onarım bedeli oluyor. Toprak almayacak diyorsun. Tamam toprak almıyorum. Sömürgecilik de yapmıyorum tamam. Ben diyor manda ve himayecilik yapacağım. Yani ben bu devletleri koruyacağım diyor. O zaman sömürgeciliğin e, ilk çağdaki adı koloniciliktir. Diğer dönemde bir ileriki dönemde sömürgeciliktir. Artık ilerleyen dönemde en üst safhası nedir gençler? Manda ve himayecilik olmuştur. Ve milletler cemiyeti dünya barışını korumak amacıyla bu dönemde ne yapıldı arkadaşlar? Paris'te kuruldu. Türkiye 1932 yılında üye oldu. Onu da sonrasında anlatacağız. Diğer devletlerle yapılan barış antlaşmalarına bakalım. Osmanlı ile Sevr. Bakınız burada Osmanlı ile Sevr'in içeriği belirlenememiştir. Diğerlerinin içeriği belirlenmiştir. Neden? Çünkü İtalyanlar konferansı terk etmişti. Almanya ile Versay ağırdır. Bulgaristan'dan öyü. Avusturya ile Saint Germain. Macaristan ile Arkadaşlar burada şu Avusturya Macaristan'a bir bakar mısınız? Ayrı ayrı antlaşma var. Oysa ki ateş kesse bir bakın tek bir antlaşma var. Demek ki ne yapmış? Parçalanmış. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda imparatorluklar parçalandı desem olur mu? Olur. Yeni devletler kuruldu dersem olur mu? Olur. Mantığı buradan gelir. Hadi İzmir'in işgaline gidelim. 15 Mayıs 1919. İzmir'i arkadaşlar Yunanlar İzmir'deki halkın Türkler tarafından zulmedi, zulme uğradığını, İzmir'deki Rumları zulmden kurtarmak amacıyla İzmir'i ilhak ettiklerini açıklarlar. Dikkat edelim arkadaşlar Yunanlar buraya işgal demez ilhak der. İlhak ne demekti? Zaten benimdir, benim olanı sizden alıyorum der. Yunanlılar İzmir'i 15 Mayıs'ta işgal ederler. Peki hocam aradan 15 4 daha koy 19 19 da Mustafa Kemal nereye ayak basacak Samsun'a İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal İstanbul'da ne yapacak yola çıkacak İzmir'i işgal eder Yunanlılar gençler burada iki tane rapor var bunlara değineyim magazin anlatmama gerek yok Amiral Bristol raporu Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgeydi. İzmir'de Rum nüfusunun değil, Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu gösteriyordu. Ben size hatta bu dersi şöyle anlattım. Burada kim var kardeşim? Rum. Burada kim var kardeşim? Ermeni. Peki hocam, amiral dediğimiz adam, amiral denizde midir? Evet. O zaman İzmir'in denize kıyısı varsa amiral Bristol raporu nerededir? İzmir'dedir. E hocam, geldim general harbour raporuna. Burada kim var? Ermeniler. Erzurum bölgesi mi? Evet. Peki hocam Erzurum'un denize kıyısı var mı? Yok. E, denize kıyısı olmadığı için buradaki adam kimdir? General Harbord'tur. Gençler bu iki adam da Türklerin bölgede fazla Harbord fazla olduğunu söylemiştir. Ama ilk söyleyen kimdir? Amiral Bristol'dür. Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası ne dedik? Belgedir dedik. Hadi hızlıca geçelim işgallere karşı direnişlere. Kuvayi Milliye'ye bakalım arkadaşlar. Kuvayi Milliye. E hocam Osmanlı ordusu dağıtıldı. Elindeki silah cephanete e teslim edildi. Askerler terhis edildi falan filan bir sürü şeyler. Osmanlı yok artık diyebiliriz adeta. Peki halk ne yapacak? Kendi kendini koruyacak. İşte Kuvayi Milliye. Milliye kuvvetler işgallere karşı oluşan bölgesel değil mi? Direniş hareketleridir. Yani burası silahlıdır kardeşim. Anadolu'nun işgal edilmesi, ordunun terhis edilmesi, bağımsız yaşama isteği gibi nedenlerden ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Özelliklerine bakalım. Doğu illerinde askeri birlikler olduğu için ortaya çıkmadı. Yani Doğu Anadolu'da kuvay milliye oluşmadı diyorum. Neden? Kazım Karabekir'in orada kol ordusu var Osmanlı'dan kalan. Mustafa Kemal diyecek ki orduları dağıtmayın kardeşim deyince Kazım dağıtmayacak. Kazım dağıtmayınca Doğu Anadolu bölgesinde Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordu için Kuvayi Milliye oluşmamıştır. İlk olarak Batı Anadolu'da oluşmuştur. Bağımsızlıkçıdır, bölgeseldir, emir komuta zincirinden yoksundur, milistir yani düzensizdir, gerilladır, vur kaç tahtıyla düşmanı yıpratır, ihtiyaçlarını halktan karşılar. İşgali durduramamıştır. Sadece yavaşlatmış veya geciktirmiştir. Meclise karşı çıkan bazı isyanları bastırmıştır. Daha sonra gel düzenli oraya geç deyince Çerkez Ethem Demirci Mehmet Efe geçmemiştir. Yani bazı Kuvayi Milliyeciler sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne yapar gençler? İsyan ederler. Tevmeye zaman kazandırdı diyebiliriz. Kuvayi Milliye'nin özelliklerine emir komuta zincirinden yoksun. Unutmayın bu adamlar Ahmet Amca, Mehmet Amca gibi adamlar. Hadi cemiyetlere bakalım. Daha sonra Mustafa Kemal'i Samsun'a ne yaparız arkadaşlar? Çıkartırız. Yararlı cemiyetlere bakalım. Kars İslam Şurası ilk kurulan cemiyettir. Devlet kurma fikri vardır. Trakya de olduğu gibi bu ikisinde devlet kurma fikri vardı arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Kars İslam Şurası e, Doğu Anadolu bölgesindeyse. Doğu Anadolu bölgesinde kim var gençler? Ermeniler var. Ermenilere karşı kuruldu dersek olur mu? Olur. Trakya Paşa ile Trakya ne tarafta? Edirne tarafında. E orayı kim işgal etti? Rumlar. O zaman Rumlara karşıdır desem olur mu? Olur. O zaman Rumların kurduğu cemiyetlere baktığınız zaman hangi cemiyetler var? Mavri Mira, Pontus Rum, Etnik, Eterya. Pontus Rum nerede gençler? Trabzon'da tek farkı budur. Trabzon civarında. Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden diriltmektir. E hocam Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetler arasında en geniş kapsamlı olan hangisiydi? Mavri miraydı. O zaman Trakya Paşiyeli kime karşıdır? Mavri miraya karşıdır. Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti. Doğu Anadolu'da kim var gençler? Ermeniler var. O zaman kime bakacağız? Ermenilere bakacağız. Ermenilerin kurmuş olduğu cemiyetlere baktığım zaman ne var hocam? Taşnak, kınçak. Sutyun cemiyetleri var. O zaman bu cemiyet kime karşı faaliyet yürütür? Ermenilere karşı faaliyet yürütür. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti İzmir'de kim var? Rumlar var. O zaman bunu nereye alırım gençler? Mavri Mira'ya karşıdır diyebilirim. İzmir reddi ilhak. İlhak'ı reddediyoruz diyoruz. Yararlı cemiyet. O zaman bunu kime alırım yine? İzmir civarında Rum olduğu için Mavri Mira'ya alırım. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Sivas Valisi Sivas Valisi Reşit Paşa'nın yanlış hatırlamıyorsam eşi Melek Hanım'a Mustafa Kemal kurduruyordu. Kadınların da direnişte rolü olsun diyeydi. Trabzon MHC Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti Trabzon'da Pontus Rum Devleti'ni kurmaya çalışıyorlardı. O zaman bu cemiyetin karşısına cem zararlı cemiyet hangisidir gençler? Pontus Rum'dur. Kilikya'lılar, yalılar yazmışım. Hey, olabilir. Kilikyalılar cemiyeti yararlı bir cemiyetti. Adana civarında kurulmuştu gençler. Kime karşıdır? Fransız artı Ermenilere karşıdır diyebiliriz. Milli Kongre bunu unutmayacaksınız. Cemiyetler arasında tek ulusal çapta olan cemiyetti. Dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Hepsi bölgeselde bu ulusal çapta bir cemiyetti. İlk defa Kuvayi Milliye tabirini kullanan cemiyetti. Hatta Doktor Esat Işıktır burada kullanan kişi gençler. Eee Kuvayi Milliye kavramının ulusal çapta bir cemiyettir diyebiliriz. Zararlı Mavrimira, Pontus Rum, Etnik Eterya Rumların kurmuş olduğu, Taşnakınçak Sutyun Ermenilerin kurmuş olduğu, Alians, İsrailit ve Makkabiliyons e, Yahudilerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerdir. Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerine ne? Sulh ve selameti Osmanlı'ya, kurtuluşu Padişah'ın buyruklarına uymakta görürler gençler. Teali İslam e, kurtuluşu halifenin buyruklarına uymakta görürler. Bu arada padişahım artık Mondros sonrası 1918 sonrasında değişmiştir. Artık son padişahım kimdir gençler? Mehmet Vahdettin'dir unutmuyorsunuz. İngiliz muhipleri, İngiliz sevenleri cemiyettir. İngiliz mandasına girelim diyen cemiyettir gençler bu. Bu arada bunları Türkler kuruyor dikkat edin gençler. E, demek ki bağımsızlığa karşı bu adamlar İngiliz muhipleri, İngiliz sevenleri demek. Kurtuluşu İngiliz mandasında görüyorlar. Wilson ilkeleri en çok tartışılan cemiyetlerden birisidir. En çok tartışılan mandacılıktan birisidir. Kurtuluşu Amerikan mandasına girmekte bulurlar. Hürriyet ve itilaf fırkasına baktığım zaman yine milli mücadele karşıtı bir cemiyet olarak ne yapmaktayım? Görmekteyim arkadaşlar. <laughs> çok özür diliyorum. Milli mücadelenin hazırlık döneminde beraberiz. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkmasıyla milli mücadele başladı. Mustafa Kemal'i en son şöyle baktığım zaman Çanakkale'de gördüm. Kafkas'a geçti Mustafa Kemal. Suriye Filistin'e geçti. Sonra Mustafa Kemal Mondros imzalanınca Suriye Filistin cephesi Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nda nereye geldi gençler? İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde Boğaz'da itilaf donanmasını görünce ne dedi? Geldikleri gibi giderler cümlesini kullandı. 6 ay Mustafa Kemal İstanbul'da kalmıştı. Baktı ki bu iş böyle olmuyor. Vahdettin'in huzuruna 3 kere çıktı. Yine olmadı. Nereye geçti gençler? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Görevi neydi? 9. Ordu müfettişiydi. Mustafa Kemal Samsun'da asayişi sağlamak, Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak amacıyla Bandırma vapuruna bindi. Nereye geldi hocam? Samsun'a çıktı. Milli mücadele fiilen başladı diyebiliriz. Samsun raporuyla görevine ilk kez ters düştü demişim. Ne dedi Samsun'da raporunda? Bölgede asayişi bozan Türkler değil Rumlardır. Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerse asayiş kendiliğinden düzelir. Türklüğün yabancı mandasına tahammülü yoktur dedi Mustafa Kemal. Paşam göreviyle ilk defa burada ne yaptı gençler? Ters düştü. Hemen ardından güvenlik gerekçesiyle nereye geçti? Havza genelgesine geçti. Havza'ya geçti. Havza'da bir genelge yayınladı kendisi. Ne dedi bu genelgede arkadaşlar? Orduları terhis etmeyin, silahları teslim etmeyin, e, işgalleri itilaf devletlerine protesto e, telgraflarıyla protesto edin işgalleri işgalleri mitinglerle protesto edin. Mitingler düzenlenirken azınlıkların yani Hristiyan halkın canına malına zarar vermeyin. Yoksa Mondros'un 7. maddesine göre sizi ne yaparlar dedi Mustafa Kemal Paşa. İşgal ederler dedi. Havza genelgesiyle milli bilinç ne yaptı gençler? Uyandı. İşgallere karşı mitingler yapın demişti. Yine Mustafa Kemal nereye geçti? Amasya'ya geçti. Amasya genelgesini yayımladı. Dikkat burada tek kendisi yapmıyor. Kazım Karabekir. Değil mi? Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Cemal Paşa gibi komutanlara onaylattıktan sonra bu genelgeyi yayınlar Mustafa Kemal Paşa sadece kendisi yayınlamaz buradaki amacı milli mücadeleyi halka ne yapmaktır. gençler mal etmek içindir yani bireysellikten ne yapmaktır çıkarmaktır yaveri Cevat Abbas'a genelgeyi ne yapar yazdırır diğer komutanlarda onayladıktan sonra imzaladıktan sonra tüm illere Mustafa Kemal gönderir. Burada ne vardır? Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi vardır gençler. Peki hocam gerekçelerden bir bahseder misiniz? 1. İstanbul üzeri, hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bakınız niçin milli mücadeleyi gerçekleştiriyorsun Mustafa Kemal? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getiremiyor. İşte burada milli mücadelenin neyi var? Gerekçesi var. 2. Ee, milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir der Mustafa Kemal. Bakalım niçin milli mücadeleyi gerçekleştiriyorsun Mustafa Kemal? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı neydidir? Tehlikededir der. Her ikisinde de ne var gençler? Gerekçe var. Geldim amaca. Hocam amaç ne? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakınız. Amaç ne? Bağımsızlıktır burada. Milli mücadelenin neyi var? Amacı var. Peki yöntem ne? Milletin kararı arkadaşlar. Burada da milli mücadelenin neyi var? Yöntemi var arkadaşlar. Peki eskiden kararı kim veriyordu? Padişah. Es, şimdi kim verecekmiş? Millet verecekmiş. O zaman yönetim değişecek diyor mu Mustafa Kemal? Değişecek diyor. E yönetimi sen halk yoluyla değiştirirsen bu ne olur gençler? İhtilal olur kardeşim. E millet kararı verecekse bu artık demokrasi değil midir? Evet. E hocam demokrasi ise millet kararı verecekse yönetim değişecekse demek ki monarşi ne yapacak gençler? Gidecek. E monarşi gidecekse millet karar verecekse Türk milletine en uygun yönetim şekli nedir hocam? Cumhuriyettir. Ama adam bunu ne yapmış? Üstü kapalı bahsetmiş. İlk defa üstü kapalı cumhuriyetten bahsettiği yerdir gençler. Amasya genelgesi. Bir iştilal bildirgesidir. Üstü kapalı cumhuriyetten bahseder. Evrenseldir. Çünkü neden evrensel hocam aynı zamanda? Çünkü demokrasi var kardeşim. Evrensel tüm dünyada geçerli bir şeydir. Bakınız bu maddeyi böyle analiz ederseniz daha iyi anlayacaksınızdır kıymetli öğrencilerim. Geldim nereye? Erzurum Kongresine. Hadi biraz daha hızlanalım. Ben de yoruldum. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Kongreyi toplayan Doğu Anadolu MHC'dir ve Trabzon MHC'dir arkadaşlar. Müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Hatta burada Kazım Yurdalan KPSS için söylüyorum. Kazım Yurdalan Cevat Dursunoğlu. Bu iki adam istifa eder, Yerine Mustafa Kemal ile Rauf Orbay delege olarak katılır. Tamam mı? Yoksa bu kongre bölgesel. Bu kongrede neydi, ne eder? İlk kez milli sınırlardan burada bahsedilir arkadaşlar. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Bölünemez veya parçalanamaz. Manda ve himaye ne yapılamaz? Kabul edilemez. Dikkat! Manda ve himaye ilk kez ne yapmıştır gençler? reddedilmiştir burada. Temsil heyeti aynı zamanda kurulmuştur. Tabi temsil heyeti burada neydir gençler? Bölgesel nitelik taşır. Kardeşim burada temsil heyeti 9 kişiden oluşur. Başkanı Mustafa Kemal'dir. Ee, bölgeseldir. Peki hoca Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak götürmüştük. Aklıma oradan bir 9 geldi. Kardeşim hemen hatırlatalım. Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresinden önce Mustafa Kemal askerlik mesleğinde ne yapar gençler? İstifa eder. Demek ki sivil olarak katıldığı ilk yer neresidir? Erzurum kongresidir. Mustafa Kemal Paşam'ın bu arada şöyle bir baktığım zaman bir saat oldu herhalde arkadaşlar. Bir biz daha kongrelere anca gelebildik. Biraz daha videoyu uzatacağım. Evet, temsiliyeti kuruldu dedik. Geldik Sivas Kongresine. Sivas Kongresi her yönüyle ulusal çapta bir kongredir. Hem aldığı kararlar itibariyle hem de toplanış yönüyle ulusal çapta bir kongre dedik Sivas Kongresine. Sivas Kongresi toplanmadan önce Ali Galip olayı yaşandı arkadaşlar. Elazığ Valisi Ali Galip kongreyi engellemeye çalıştı. İkinci bir şey... Kongre'ye kimin başkan olacağı sorunu ve tartışması yaşandı. Üçüncü ise saltanata bağlılık sorunu ne yaptı? Gündeme geldi Sivas Kongresi öncesi. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştı arkadaşlar. Unutmuyoruz Amasya Genelgesi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale geldi. Yani ulusal hale gelmiştir tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Buradaki amaç milli mücadeleyi milli mücadeleyi tek merkezden yönetmektir arkadaşlar. Eğer soru gelirse bu şıkka gideceğiz. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Arkadaşlar ilk defa reddedildi derse Erzurum kesin olarak nerede reddedildi derse Sivas Kongresi diyeceğiz bir daha gündeme gelmemek kaydıyla reddedildi. İrade-i Milli adında bir gazete çıktı. Bu gazetenin amacı arkadaşlar halka doğru bilgiyi vermektir. Çünkü bu Sivas Kongresi öncesinde itilaf devletlerinin özellikle Fransa'nın Sivas'ı işgal edeceği gibi yalan yanlış haberler ortada dolanmaktaydı. Temsil heyetinin burada Batı cephesine Ali Fuat Cebesoy ne yaptı arkadaşlar? Atadı. Temsil heyetine Ali Fuat Cebesoy temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı cephesine ataması temsil heyetinin bir hükümet gibi davrandığını gösterir bana. iki temsil heyetinin yürütme gücünü kullandığını bana ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. E, temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u atar Batı cephesine. Daha sonra İstanbul'la haberleşme kesilir. İstanbul'la haberleşme kesilince Damat Ferit Paşa istifa eder. Damat Ferit'in istifa etmesi temsil heyetinin ilk başarısı olarak ne yapar gençler? Tarihe geçer. İlk başarısı unutmuyoruz. Daha sonra arkadaşlar Amasya görüşmelerine doğru gideceğiz beraber. Şimdi burada birkaç şeye daha değineyim aradaki gelişmelere arkadaşlar. E, damat Ferit istifa edince yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulur. Ali Rıza Paşa da Mustafa Kemal'e e, bir kişiyi yollar. Yolladığı kişi Salih Paşa'dır. Salih Paşa ile temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Amasya'da bir araya gelirler ve biz buna Amasya görüşmeleri deriz. Gençler tarihte. Peki hocam Amasya görüşmelerinin önemi nedir? İstanbul hükümeti temsil heyetinin varlığını resmen Burada tanımıştır arkadaşlar ve burada alınan kararda şu olmuştur: Osmanlı Mebusan Meclisi tekrar açılacaktır. Yalnız arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi tekrar açılması kararlaştırılmıştır. Ancak burada Mustafa Kemal Mebusan Meclisinin Anadolu'da bir yerde açılmasını ister. Tabi bunu Ali Rıza Paşa kabul etmez. Nitekim seçimler serbestçe yapılır. Mebusan Meclisi İstanbul'da açılacaktır. Mustafa Kemal de son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal'in hakkında idam kararı olduğu için paşam İstanbul'a gidemez. Bana yakın bir yer bulun, İstanbul'a yakın olsun, Batı Cephesi'ne yakın olsun, halkı milli mücadele yanlısı olsun, işgal edilmemiş olsun. E, gaz basılan gazete ve dergiler bir an evvel oraya ulaşsın. Yani ulaşımı, iletişimi güçlü bir yer olsun. Nereyi seçerler gençler? Ankara'yı seçerler ve temsil heyeti 27 Aralık'ta Ankara'ya gelir. Ankara'ya geldikten sonra Mustafa Kemal burada e, müdafaa hukuk e, daha doğrusu milli mücadele yanlısı milletvekillerini toplar ve onlara İstanbul'a gittiklerinde müdafaa hukuk grubu adı altında müdafaa hukuk grubu adı altında bir grup kurmalarını ister ve kendisini meclis başkanı seçmelerini ister. Yalnız giden milletvekilleri müdafaa hukuk grubunu kurmazlar. İstanbul hükümeti ve itirafların baskısı nedeniyle yerine arkadaşlar felah -ı vatan grubunu kurarlar. Mustafa Kemal'i meclis başkanı seçmezler. Yerine Celalettin Arif Bey'i ne yaparlar arkadaşlar? Meclis başkanı seçerler. Daha sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını kabul eder. Misak-ı Milli kararlarından sonra da İtilaf Devletleri İstanbul'u resmen ne yapıyor arkadaşlar? İşgal ediyorlar. Peki hocam Misak-ı Milli kararı neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması öncesinde dikkat edin öncesinde işgal edilmemiş her yer her yer ne olacaktır? Vatan toprağı kabul edilecektir. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. E, Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Arapların yaşadığı yerde Batı Trakya'da ve Elviye-i gerekirse halk oylamasına gidilecektir gibi maddeleri vardı arkadaşlar. Tabi İstanbul'u itilaf devletleri resmen işgal edince Mustafa Kemal de Anadolu'da ne yapar gençler bazı tedbirler alır. Bir Gevye Ulu Kışla Demiryolu'nu ne yapıyordu Mustafa Kemal arkadaşlar? Ulu Kışla Demiryolu'nu tahrip ettiriyordu. Anadolu'ya vergi toplamak için İstanbul'dan gelen vergi memurlarını geriye gönderiyordu. Yine arkadaşlar iletişimi Anadolu ile İstanbul'un iletişimini tekrar kesiyordu Mustafa Kemal. Ve burada İstanbul'u işgal edince benim 40 mebusumu tutukluyorlardı. Mustafa Kemal de 40 mebusa karşı 40 itilaf subayını ne yapınız demişti arkadaşlar. Tutuklayınız demişti. Bu da e, temsil heyetinin İstanbul'un işgaline karşı vermiş olduğu tedbirler, e, vermiş olduğu karşı ne dersiniz? Onu almış olduğu tedbir deriz veya vermiş olduğu e, işte bir şey deriz. Dilimin ucuna gelmedi artık arkadaşlar. Geldik nereye? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arkadaşlar. İstanbul işgal edilmiş. E, son Osmanlı Memursal Meclisi basılmış, kapatılmış. E, kapatılınca da Mustafa Kemal Ankara'da ne açıyor arkadaşlar? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ankara'dan mebustur. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ise Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir Mustafa Kemal Paşa. Hocam, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama, yürütme ve yargı gücü vardır gençler. Biz buna güçler birliği veya kuvvetler birliği diyoruz. Kuvvetler birliği demokratik midir? Hayır, demokratik değildir. Yalnız bu dönemde şartlar nedir gençler? Olağanüstü durum olduğu için hızlı karar alıp o kararı hızlı bir şekilde uygulamak için güçler birliği uygulanmıştır. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Biz buna meclis hükümeti sistemi diyoruz. Yasama, yürütme kendisinde. Yargı peki hocam? Yargı da arkadaşlar istiklal mahkemeleriyle ilerleyen süreçte kime geçecek? Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. İhtilalci bir meclistir. Milli bir meclistir. Çünkü içerisinde azınlık milletvekili yoktur. Olağanüstü bir meclistir. Savaşçı bir meclistir. Çünkü tüm savaşları Gazi Meclis dediğimiz birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Yapıyor. İnkılapçı değildir gençler. İnkılap demek yenilik demekti. Tek yaptığı bir inkılap vardı. O da saltanatı kaldırmaktı. 1 Kasım 1922. Peki hocam saltanatı niye kaldırmıştı gençler? Lozan Barış Antlaşması'na tek başına gidebilmek için saltanatı yaptı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldırdı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi parti yoktur. Grup vardır. Amaç ilk hedef bağımsızlıktır arkadaşlar. Bağımsızlığı sağlamak için yani halkın bütünleşmesini, milli birlik ve beraberliği sağlamak için parti yoktur, grup vardır. Bu partilere veya gruplara baktığımız zaman parti yok, grup var dedim. Tesanüt, halk zümresi, müdafaa hukuk, yeşil ordu, istiklal, halk zümresi, iddiaçılar ve ıslahat grubudur gençler. Milli mücadele yanlıları birinci grup olurken muhalifler de ikinci grup olarak adlandırılmaktadır. Burada KPSS'ye girecek öğrenciler için... Bu grupları iyi bilmeniz de fayda var diyor İbrahim Hoca veya Vantilatör TV. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlardayız arkadaşlar. Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkarttığı iki tane isyan var. Ahmet Anzavur, Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye. Bunun diğer adı Hilafet Ordusu'dur. Önceden Kuvayi Milliyeci olup sonradan düzenli orduya geçmemek için isyan eden iki kişi var. Çerkez Etemme, Demirci, Mehmet Efe. Bunları herkesin artık bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Hem İstanbul hükümeti hem de itiraf devletleri tarafından ortaklaşa çıkartılan birçok isyan var. Milli Aşireti, Cemil Çeto, Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı gibi isyanlar. İşte Şeyh Recep, Şeyh Eşref gibi isyanlar vardır arkadaşlar. Bunlar farklı yerlerde çıkartılmıştır. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi kendine karşı çıkartılan bu isyanlara karşı ne gibi tedbirler almıştır hocam? Bir, Hıyaneti vataniye yani vatana ihanet kanunu çıkarttı. İstiklal Mahkemelerini kurdu. Arkadaşlar İstiklal Mahkemesi 3 kişiden oluşurdu. Üyeleri milletvekiliydi arkadaşlar. Peki hocam İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararlar temyiz ne yapılamaz gençler? Edilemez. Yani bir üst mahkemeye ne yapamazsınız? Taşıyamazsınız. Peki İstiklal Mahkemesi'nin son kez görev yaptığı olay nedir dersek ona ne diyeceğiz gençler? Tabii ki de Mustafa Kemal'e karşı İzmir suikasti diyeceğiz arkadaşlar. Son görev yaptığı yer İzmir suikastidir. Rıfat Börekçi'den karşı fetva alındı. Tabii özellikle damat Ferit tekrar başa geçtikten sonra arkadaşlar hükümet başına İstanbul hükümetine Dürrizade Bey'den Şeyhülislam'dan fetva çıkarttı. Ona karşı da Mustafa Kemal çivi çivi söker diyerekten Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve 150 kadar din adamının tarafından imzalanan karşı fetvayı yayınladı. Mustafa Kemal Paşa buradaki olayların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi otoritesini ne yapmaktır gençler? otoritesini sağlamaya yönelik hareketlerdir. Unutmayalım bu söylediğimiz şeyi. Hadi geçelim nereye hocam? Sevr Barış Antlaşması'na. Aa hiçbir şey yok Sevr Antlaşması'nda. Peki gençler Sevr Antlaşması hakkında şöyle söyleyelim öncelikle. Sevr Barış Antlaşması hazırlanır. Osmanlı hükümeti adına e, giderler e, yalnız anlaşmayı imzalamazlar. Osmanlı Devleti ilk etapta bu anlaşmayı imzalamamıştır. İmzalamadığı için İngiltere Yunan ordusuna emir verir. Yunan ordusu Bursa ile Uşak'ı ne yapıyor arkadaşlar? İşgal ediyor. Bursa'nın işgali üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsü siyah bir örtüyle ne yapıyordu? Kapatılıyordu arkadaşlar. Çok detaya giriyorum. Neyse bunları derste anlattım. Ben sadece size ee, hızlı hızlı anlatalım. Bir Sevr Barış Antlaşması'na göre şu aşağısı kimin gençler? Bir kısım topraklar özellikle Irak tarafı İngiltere'nin, şurası kimin gençler? Fransa'nın Suriye toprakları. Şurada Doğu Anadolu'da bir Kürdistan devleti kurmaya çalışacaklardır. Hocam burada Pontus Rum devleti kurmaya çalışacaklardır. Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni devleti kurulacaktır. Batı Anadolu Yunanistan'a bağlanacaktır hocam. Şurasını kim işgal etti arkadaşlar? İtalyanlar işgal edecektir. E tabii bu Pontus Rum'un uzantısı Karadeniz'e kadar gelecektir gençler. E, yine başka ne diyebilirim? E, Trakya bölgesi Rumlara ait olacaktır diye maddeleri var. Kapitülasyonlar kaldığı yerden kapitülasyonlar devam edecek. Osmanlı ekonomisi e, i̇tiraf devletlerinin denetiminde olacak. Ekonomi onların denetiminde. Hatta ordusu Osmanlı ordusu 53 bini geçmeyecek gibi maddeleri var. Boğazlarda Boğazlarda bir komisyon kurulacak. Komisyonun içerisinde Türk vatandaş olmayacak. Türk yok dikkat. Bu komisyonun ayrı bir kendine ait bayrağı ve ayrı da bir ne olacaktır gençler? Bütçesi olacaktır. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti kalacak. Yalnız Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse İstanbul Osmanlılardan yani Türklerden ne yapılacaktır? Alınacaktır. Burada bana şöyle şu kısımda Ankara civarında bir yaşama alanı vermişler. Sağ olsunlar gençler. Sevr Barış Antlaşması. Tabi hocam Sevr Barış Antlaşması hakkında tamam antlaşmanın maddeleri bunlar ama Bizim için başka önemli şeyler de var arkadaşlar. Sevr Antlaşması ile ilgili olarak şimdi bir de bunları ben size söyleyeyim. Sevr Antlaşması deyince aklımıza neler gelecek? Ne olacak? Tamam kimlere işgal ettiği çok da fazla önemli değil sorularda. Ama özellikle şunları biliyor olmamız lazım. 1. Sevr Barış Antlaşması imzalanmasına rağmen nasıl bir antlaşmadır gençler? Geçersiz bir antlaşmadır. Neden? Çünkü Sevr Barış Antlaşmasını Osmanlı Mebusan Meclisi onaylamamıştır. Peki hocam Mebusan Meclisi var mı bu dönemde? Hayır. Meclisi ne yaptılar gençler? Kapattılar. O zaman Mebusan Meclisi onaylamadıysa kim onaylamıştır arkadaşlar? Saltanat Şurası onayladığı için Osmanlı'daki kanuni esasiye göre nasıl bir antlaşmadır bu gençler? Geçersiz bir antlaşmadır diyoruz. Unutmuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı imzalayanları vatan haini suçuyla suçlamıştır diyoruz arkadaşlar. Hadi artık nereye geçelim? Milli mücadelede cephelere, savaşlara doğru bir geçelim arkadaşlar. Öncelikle ilk açılan cephemiz hangi cephe? Doğu cephesi arkadaşlar. Burada kimlerle savaştık? Ermeni ve Gürcü kuvvetlerle savaştık. Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordu vardır. Buna biz ne diyoruz gençler? 15. kolordu komutanımız kim? Şark Fatih olarak bilinen Kazım Karabekir. Yani şöyle bir dakika şöyle bir yukarıya bir gidelim tekrar diye düşünüyorum. Arkadaşlar şurayı bir temizleyeyim. Bakınız şimdi kiminle kim savaştı hızlı bir anlatım yapalım. Sonra normal şeylerimize geçelim. Şimdi burada Doğu Anadolu bölgesinde haliyle azınlık kim? Ermeni. Sen burada Ermeni artı Gürcü kuvvetleri bileceksin. Burada Osmanlı Devleti'nden kalan bir ne ordu var? Düzenli ordu var. Komutanımız da Kazım Karabekir. Bunu bir bil. Şimdi aşağıya doğru geçtiğim zaman güney cephesine. Burada sadece ve sadece Kuvayi Milliye kuvvetleri var. Bakınız sadece ve sadece Kuvayi Milliye var. Burada Fransız artı Ermenilerle savaşıldı. Dikkat öğrenci sadece Fransızlar da kalıyor. Bunu bileceğiz. Hocam batı cephesine geçecek olursam Yunan'la savaştığım yerde burada düşman kim arkadaşlar? Yunan. Peki hocam burada ne var? Önce Kuvayı Milliye var. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu var. Buraya dikkat edeceksiniz. Bakın burada Osmanlı Devleti'nden kalan düzenli ordu. Burada ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu var. Bu ayrımı lütfen ne yapalım yapalım. Peki hocam arada İtalyanlar vardı. İtalyanlarla hiç savaş yapılmadı. Bakınız İngiltere ile de fiili bir savaşım yok. Yok. Fransızlarla var. Ermenilerle var. Gürcülerle var. Ve Yunanlılarla var arkadaşlar. Hadi şimdi bakalım. Hocam burada Şark Fatih'i Kazım Karabekir Paşa ne yapıyor? Gençler Ermeni ve Gürcü kuvvetleri yenilgiye uğratıyor ve burada gümrü antlaşması imzalanıyor. Şimdi önce bir gümrü antlaşmasına bakalım sonra devamını getireyim. Gümrü antlaşması Çıldır Gölü ve Aras Nehri sınır kabul edilecek. Ermeniler Sevdeki isteklerinden vazgeçecek. Misak-ı Milli kabul edecek. Ermenistan Misak-ı Milli kabul eden ilk devlet olmuştur. Yine teçhir kanunuyla göç ettirilen Ermenilerden suça karışmamış olanlar da ne yapabilecek? Geri dönebilecek. Burada da Mustafa Kemal'in ne kadar e, sulh yanlısı bir insan olduğunu ne yapmaktayız arkadaşlar görmekteyiz. Peki hocam Doğu cephesi gümrü antlaşmasıyla kapandı Hem hemfikirim ama Doğu sınırım kesinleşmedi arkadaşlar. Çünkü daha burada Moskova ve Kars antlaşmalarını imzalayacağım. Birinci İnönü'den sonra Rusya ile Moskova daha sonra Rusya'ya bağlı devletlerle Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Kars Antlaşması imzalanacaktır. Yani Doğu cephesini kapatan antlaşma gümrü Doğu sınırını kesinleştiren antlaşma Kars Antlaşması olarak tarihe geçecektir. Önemi ne bu Gümrü Antlaşmasının? Meclisin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma, ilk defa Türkiye ibaresi yer alan antlaşma, Meclisi resmen tanıyan ilk devlet kimdir gençler? Ermenistan'dır ve ilk kapanan cephedir. Unutmayalım. Sınırımız kesinleşmedi. Hadi geçelim nereye gençler? Güney cephesine. Düzenli ordu yok. Sadece ne var arkadaşlar? kuvay Milliye var. Fransız artı Ermenilerle savaştı. Mustafa Kemal Pozantı Kongresi'nde bölgeye komutan göndermiştir. Bu arada Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler Erzurum, Sivas değil mi? Afyon ve neydir gençler? Pozantı kongreleridir diyoruz. Adana'da Yüzbaşı Tufan Bey, Maraş'ta Sütçü İmam Rıdvan Hoca, Antep'te Şahin Bey Şehit Kamil Karayılan, Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip Bey. Bunların magazinlerini derste anlatmıştım arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Sütçü İmam derse imam değil. Bunu unutmuyorsunuz. Rıdvan hocadır imam olan. Bu cephe yani Güney cephesi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ne yapıldı gençler? Kapatıldı. O zaman şunu görmekteyim ben. Şöyle biraz daha yukarıya çıkayım. Arkadaşlar bakınız. Güney cephesi dediğimiz bu cephe batı cephesinde Yunanlarla yapılan savaştan etkilenmiştir. Birinci İnönü'den sonra tamam Moskova Antlaşması falan var. Burayı etkiliyor. Moskova Antlaşması değil mi? Doğu cephesini etkiliyor. Yalnız Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra burayla hangi antlaşma var? Ankara. Peki birinci İnönü'yü kimle yaptım? Yunanla. Nereyi etkiledi? Doğu'yu. Sakarya ile kimliğe yaptım. Yine Yunan'la ama nereyi etkiledi? Güney cephesini etkiledi diyorum. Hadi tekrar kaldığımız yerden geçelim. Geldim nereye? Batı cephesine. Birinci taarruz Gediz taarruzu. Gençler Ali Fuat Cebesoy biliyorsunuz ki Sivas Kongresi'nde buraya temsiliyeti atamıştı ki temsiliyetinin görevi artık sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile burada Ali Fuat Cebesoy'la ile Çerkez Ethem kafa kafaya verirler. Yunan'a karşı Kuvayi Milliye ile savaşırlar. Kuvayi Milliye. E tabii ki de sonuç kaçınılmazdır arkadaşlar. Burada bizim kuvvetler ne yapar? Yenilir. Ağır da bir yenilgi alırız. Mustafa Kemal'in bundan haberi yoktur. Anınız burada şu anlaşılmıştır. Bu işin Yunanlara karşı mücadelenin Kuvayi Milliye ile olmayacağı anlaşıldı ve yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi kurdu arkadaşlar? Düzenli orduyu ne yaptı? Kurdu diyebiliyorum. Geldim 1. İnönü Savaşı'na. Yunanlıların işte bizi Anadolu'dan atmak, milli mücadeleye son vermek için burada bize karşı savaştı. Komutanımız İsmet İnönü ne yapıyor gençler? Burada birinci savaşı, savunma savaşı bu arada bu. Ne yaptık gençler? Yunanları yendik. Burada savaş önemli değil birinci İnönü. Sonuçları önemli gençler. Sonuçlarına bakalım. Sonuçlarını biz ne diye kodluyorduk arkadaşlar? Milat diye kodluyorduk. Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı, Londra konferansı Afgan dostluk antlaşması teşkilatı esasiye. Şimdi burada zaten bunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Meclise olan güven artar. Düzenli orduya katılım artar. İsmet İnönü general olur. Tamam. Burada Mustafa Kemal'in şöyle bir sözü var. E, vatanın bağrına düşman dayasın hançeri bulunur kurtaracak bahtı kara maderini namı Kemal'in eserini ne yapar gençler değiştirir Mustafa Kemal. Yani hançerle ilgili bir söz duyarsanız nereye gideceksiniz? Birinci İnönü Savaşı'na gideceksiniz. En son ben sözlerinde bir tekrarlarım sizin için. Geldim ikinci İnönü sava Savaşı'na. Yine Yunanlar saldırıyor. Ben yine savunma savaşı yapıyorum. Ama Tabi ikinci ünlüye gelmeden önce şunlara bir açıklamama gerek var mı tekrar arkadaşlar? Londra konferansı falan. Kısaca bir bahsedeyim ya. İstiklal marşı derse iç politikadadır gençler. Tamam mı? 21 Anayasası Teşkilatı Esasiye Meclis'in kurucu olduğunu gösterir bize. İlk anayasamızdır. Afganistan'la dostluk antlaşması bizi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Londra Konferansı ikilik çıkartmaya istediler. Hem Osmanlı'yı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisini çağırdılar. Yalnız e, Tefik Paşa sözü milletin asıl es, e, temsilcisi ne bırakıyorum dedi. Bekir Sami Bey bıraktı sözü. İkililik çıkartma girişimleri sonuçsuz kaldı. Hiçbir şeyde anlaşamadık zaten. Bizim buraya katılma amacımız zaten Londra Konferansına. Misak-ı milli tüm dünyaya duyurmak. Onlar da bizi davet ediyorlar İtalyanlar aracılığıyla. Unutmayalım Londra konferansına. Onların da derdi bize sevri ne yapmaktır arkadaşlar? Kabul ettirmektir. İkinci İnönü. iki savaşı üst üste kazanınca, ikinci İnönü'yü de kazanınca Fransa meclisi ateşkes teklif eder. Bakınız İtalya'da Anadolu'dan çekilmeye başlar. Ama tam anlamıyla çekildiler mi hocam? Hayır. Dikkat edelim. Burada Mustafa Kemal'in bir sözü var arkadaşlar. İsmet İnönü'ye telgraf çeker. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz der. Bu söz önemli. Artık herkesin bilmesi gerekiyor bu sözü. Geçtim Kütahya Eskişehir Savaşı'na arkadaşlar. Bu savaş önemli bir savaş. Burası da savunma savaşıdır. Bakın iki savaşı kazandıktan sonra üçüncü savaşta ne yapıyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yeniliyoruz. Yunanlar taarruza geçiyor yine biz yine savunmadayım. Yunanlar Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyon'u alıyorlar. Tabi Bursa, Uşak, Manisa bu bölgeler zaten işgal edilmiş bir vaziyettedir. Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekiliyor. Tabi burada emri kim verir gençler? Mustafa Kemal verir. Yunan ordusu Ankara'nın Polatlı ilçesine kadar ilerler. Top sesleri artık buradan duyulmaya başlar. Bunun üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması e, tartışması yaşanmıştır. Veya fikri ortaya atılmıştır. Ankara'dan Kayseri'ye unutma. Hangi savaşta? Kütahya, Eskişehir'de. Mustafa Kemal bu savaş sırasında ne toplantısını topluyor arkadaşlar? Marif Kongresini topluyor. Öğretmenlerle bir araya geliyordu. Unutmuyoruz Marif Kongresini. Daha sonra Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık yetkisini veriyorlar. Unutmayın demokratik değildir. Yalnız olağanüstü bir durum var. Buradaki amaç hızlı karar alıp o kararı hızlı bir şekilde ne yapmaktır arkadaşlar? Uygulamaktır diyebiliyoruz. Ve Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri döndü. Hocam Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresinden önce Mustafa Kemal istifa etmişti. Şimdi Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce askerlik mesleğine ne yapmıştır? Geriye dönmüştür. Başkomutan olarak şanı büyük Mustafa Kemal Paşa. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi Milliye emirlerini yayınlamıştır. Seferberlik ilanıdır bir nevi arkadaşlar tekalifi milliye. Şöyle söyleyeyim tekalifi milliyeyi. Her aile bir çift çarık, bir çift çorap, bir kat çamaşır verecek. Elinizdeki silahı, cephaneyi Tekalifi Milliye Komisyonuna 3 gün içinde teslim edeceksiniz. Sahipsiz malların hepsine el koyuyoruz. İşte başka arabası olan her ay 100 kilometre ücretsiz taşımacılık yapacak. Tabii ki tüm bunlar liste haline alınmıştır. Bedeli sonradan ödenmek kaydıyladır Tekalifi Milliye Emirlerinin. Tabi iki savaşı üst üste kazanınca üçüncü savaşı da kaybedince arkadaşlar ki Ankara'ya kadar Yunan ordusu ilerleyince Fransa ve İtalya ateşkes teklifini ne yapar gençler geri çekerler geri çekilme kararlarını burada bu ikisi erteler. Peki artık bu sefer fark ne? Başkomutan Mustafa Kemal. Unutmuyoruz. Tekalifi milli emirlerini bahsettiğim geçiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Diğer adım Melhame-i Kübra. Büyük kıyımdır arkadaşlar veya Subaylar Savaşı'dır. Mevkisi Doğa Tepe'dir. Topyekün Savaşı örnektir. Mustafa Kemal burada e, başkomutandır. Burada Mustafa Kemal ne eder? Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı vatanın tamamıdır. Vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz der. Hocam büyük bir harita çizelim. Sakarya Irmağı'nın etrafındadır. Ankara şurada düşünün gençler buraya 100 kilometrelik bir hat çeker ve burada Yunanları durdurmayı başarır Mustafa Kemal Paşa. Tabi bakın son demlerimde artık kazanıyorsam eğer artık bu savaştan sonra hem Fransızlar hem de İtalyanlar Anadolu'dan ne yapacaktır çekilecektir. Ama Yunan hala işgale devam edecek. Yunan'ın arkasındaki güç kim gençler? İngiltere. O zaman bu savaştan sonra itilaf devletleri arasında ne var? anlaşmazlık yaşanacaktır veya politikada değişiklik yaşanmıştır İngiltere ve Fransa ben savaşı kazanınca gençler. Tabi bu savaşla birlikte Türklerin 2. Viyana'dan bu yana geri çekilişi ne yapmıştır gençler? Sona ermiştir bunu da belirtelim. Mustafa Kemal'e savaştan sonra gazilik unvanı atından düşmüştür. Mareşallik rütbesi verilmiştir gençler. İngiltere ile esir mübadelesi var. Ukrayna ile dostluk antlaşması var. Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı. Ankara Antlaşması ile Hatay Fransız mandasındaki Suriye ne yapıldı gençler? Bırakıldı. Misak-ı Milli'den kaçıncı tavizdir arkadaşlar? Bu olay ikinci tavizdir. Dikkat birinci taviz neresiydi gençler? Batum'du. Batum'u Moskova Antlaşması ile kime bıraktım gençler? Bu birinci taviz unutmayın. Kime bıraktım? Gürcistan'a bıraktım. Gürcistan'ı da zaten kim işgal etti? Ruslar işgal etti. Burası 1'di. Burası da kaçmış gençler? İkinci tabizmiş Hatay. Hatay'ın ana vatana katılışını daha sonra işleyeceğiz gençler. Daha sonra Rusya'ya bağlı Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Kars Antlaşması var. Doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşma. Gençler dikkat! Batı cephesindeki savaş hangi cepheyi de etkiliyor? Hem güneyi etkiliyor hem de Doğu cephesini ne yapıyor gençler? Etkiliyor. Hocam! Bu e, antlaşmalardan sonra hem Fransızlar hem de İtalyanlar Anadolu'da ne yaptılar gençler çekildiler. Yine Ankara Antlaşmasıyla doğu e, pardon Kars Antlaşmasıyla doğu sınırında ne yaptı? Kesinlik kazandı. Geldim başkomutanlık meydan muharebesine. Arkadaşlar buraya kadarki tüm savaşlar savunma savaşıydı. Bu taarruz savaşıdır. Ben saldıracağım yani. İsimlerine bakarsanız yurt Dumlupınar... Rum sındığı, büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesi diyebiliyoruz gençler. Öl savaş öncesinde Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi süresiz uzatılır. 6 aylık subay okulu açılır. Tekalifi milliyeden gelen yardımlar ulaşır. Orduya taarruz eğitimi verilir. Karargah merkezi Polatlı'dan nereye taşınır gençler? Akşehir'e taşınır ve Mustafa Kemal emri basar. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diye hedefi basar. Tabii ki Fevzi Çakmak General Trikopisi burada yakalar ve General e, yakaladığı için Fevzi Çakmak'a ne unvanı veririz, ne rütbesi veririz gençler? Mareşallik rütbesi veririz. Bir Mustafa Kemal'dir Mareşal, bir de kim vardır gençler? Fevzi Çakmak vardır Cumhuriyet tarihimizde. Daha sonra tabi İngilizler barış ister. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanır. Mudanya'da meclisi İsmet İnönü, temsil ederken İtalya, İngiltere, Fransa katılmıştır. Yunanistanı dikkat edin İngilizler ne yapar temsil eder. Yunanlar yenilir ben Yunanlarla savaşıyorum ama Yunanı kim temsil ediyor? İngilizler temsil ediyor. Hocam burada bunlar önemli değil de şuraya bakalım. Artık büyük taarruzdan sonra milli mücadelenin askeri safası bitmiş. Artık arkadaşlar diplomatik dönem başlamıştır. Diplomatik tamam. Yunanlar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltılacak, boşaltacak. Boğazlar ve İstanbul meclise bırakılacak. O zaman ben Doğu Trakya'yı, Boğazları ve İstanbul'u savaş yapmadan masada kurtarmışımdır arkadaşlar. Bu arada İstanbul hangi devletin başkenti? Osmanlı. Dikkat! İstanbul'u Osmanlı'ya bırakmıyorlar. Kime bırakıyorlar? Meclise. O zaman arkadaşlar burada Osmanlı Devleti hukuken ne sayılmıştır abisi? yok sayılmıştır. Bunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Ders ve geçelim artık nereye gençler? Atatürk ilkelerine. Bu arada da işlesek miydi ki gençler? Lozan'ı da bir aradan çıkartayım. Şu arada bir yerde. Lozan Barış Antlaşması bizi temsil eden kim gençler? İsmet İnönü. Değil mi? Lozan Barış Antlaşması dikkat. Boğazlardaki komisyon kaldırılmamıştır. Sadece Boğazlar Komisyonu'nun başkanı Türk olmuştur. Tabii kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Mustafa Kemal'in zaten kesin emri var. Yine azınlık hakları tamamen azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Yine Ermenilere toprak vermemişizdir arkadaşlar Lozan Barış Antlaşması'nda. Bunları söyleyebiliyoruz Lozan için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusudur. 100 yıllık falan değildir. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur Lozan Barış Antlaşması'nda. eee diyebiliyorum. Komisyon ama ne yapıyor gençler? Devam ediyor Lozan Barış Antlaşması ile ilgili olarak. Geldik nereye? Atatürk ilkelerine. Buradan kesinlikle soru var mı hocam? Bence var. 6 tane biliyorsunuz ki Atatürk'ün ilkesi var arkadaşlar. Hemen bakalım. Milli egemenliğe dayanır, bağımsızlığa dayanır, laik düşünceyi benimser. Türk milliyetinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürk'ün ilkeleri değil burada. E, Türk inkılabı Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Akılcı ve bilimseldir. Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcıdır. Evrenseldir, barışçıdır. Kaynağı Türk kültürüdür arkadaşlar. Irkçılığı Atatürkçülük ne yapar? Reddeder. Atatürk'ün altı ilkesi 1937'de 1924 anayasasına girer. Birinci ilkemizle başlayalım. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik deyince aklınıza seçme ve seçilme gelecek. Bakın. Seçme ve seçilme gelecek. Kısaca demokrasi gelecek kardeş. Egemenliğin kaysız, çarsız millete ait olduğu şeydir. Bakın anahtar kelime. Egemenlik, milli egemenlik. Bak milli bağımsızlık demiyorum. Özgürlük, demokrasi, yönetim şekli, oy verme, seçme, seçilme, milletin iradesi dediğimiz ulusal irade, parlamento yani meclis, siyasi parti, çok partili hayat, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ki bu önemli gençler, kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilerleyen süreçte söyleyeceğim. Mesela seçmen yaşının düşürülmesi yine seçen seçmenlerin e, sayısının artacağından dolayı demokratiktir. Hemen bakalım Cumhuriyetçilikle ile ilgili inkılaplara. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Kaç abisi? 1920 değil mi? Saltanatın kaldırılması. Bu arada saltanat Lozan'dan önce kaldırıldığı için 1. TVM'nin yaptığı ilk ve son inkılaptır. 1 Kasım 1922. 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılması aynı zamanda laiklik yolunda atılan ilk adımdır arkadaşlar. Hem cumhuriyetçiliğe hem de nereye girer o zaman? Laikliğe girer. Saltanatın kaldırılması babadan oğula geçen sistem kaldırılıyor burada. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Hocam, halifelik dediğimiz dini değil mi? Laikliğe girmez mi? Girer. Ama halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçiliğe de girer. Çünkü son halife Abdül Mecit Efendi kendisini padişah gibi görmeye başladı arkadaşlar. Bu yüzden halifelik kaldırıldı zaten. Cumhuriyetin ilanı 1923. Bunları biliyorsunuz. Çok partili hayat. Bakın birden fazla parti varsa demokratiktir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi nedir gençler? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. İkinci muhalefet partimde neydi? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Bu önemli arkadaşlar. Buna bir bakalım. Kadınlara seçme ve seçilme. B, M, V değil mi? 1930, 33, 34. Türk kadını önce belediye başkanı, daha sonra mıhtar, daha sonra milletvekili olma hakkına ne yaptı? Kavuştu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hem cumhuriyetçiliktir, hem de halkçılıktır. Neden halkçılık? Erkeklerle kadınlar eşit hale gelmiştir arkadaşlar. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasıyla ordu nereden ayrılmıştır? Siyasetten ayrılmıştır. Hocam. Erkan-ı Harbiye'nin tarihi ne zaman? 3 Mart 1924'te çıkan bir diğer kanun. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, efkaf vekaletinin yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ne zaman? 3 Mart 1924. Anayasaların kabulü. Türkiye'nin anayasalarına da bakalım. Hadi gençler şöyle şurayı bir sileyim be. Burayı siz aldınız. Hocam 1921 dediğimiz teşkilat-ı esasiye var. 24 var. 60 var. Daha sonra da hangi anayasamız var? Günümüzde kullanılan 82 anayasası var. Halkçılık ve milliyetçilik cumhuriyetçiliğin tamamlayıcısıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız kimindir gençler? Milletindir diyorum. Geçtim mi milliyetçilik. Milliyetçilikte bir bağımsızlığı göreceksin kardeşim. İkincisi birlik ve beraberliği göreceksin kardeşim. Bir de başında Türk'ü göreceksin kardeşim. Şimdi Atatürk'ün millet tanımına bakalım. Geçmişte bir arada yaşamış. Yani geçmişten gelen beraberlik. Gelecekten de ortak beklenti. Dil birliği, kültür birliği, ülkü birliği dediğim gelecek birliği olan e, birliği olan topluluğa biz millet deriz gençler. Yani geçmişten beraber arada beraber yaşayacak. Gelecekten ortak bir beklenti içinde olacak. Kültür birliği olacak. Aynı dili konuşuyor olacağım. Dikkat Atatürk milliyetçiliğinde din birliği yoktur kardeşim. Unutma. Ayrıştırıcı değil birleştiricidir. Bağımsızlıkçıdır. Irkçılığı ne yapar? Reddeder. Din birliği de Atatürk'ün milliyetçiliğinde yoktur. Bakalım. Vatan ve millet sevgisi, milli beraberlik ve beraberlik, Türk, milli değil mi? Tam bağımsızlık, ulusal bağımsızlık. Biz kelimesi bunlar anahtar kelimelerdir. Hemen bakalım at milliyetçilikle ilgili yapılan inkılaplara. Yararlı cemiyetler. Değil mi? Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti altında, altında, nerede birleştirildi hocam? Sivas Kongresi'nde birleştirilmişti. Unuttunuz mu? Biraz önce attım, anlattım. Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye. Gençler bakın bunların hepsinin nedeni ne? Bağımsızlık kardeşim. E anahtar kelimeye bakar mısınız? Nerede? Tam bağımsızlık. Gördük. Veya bağımsızlık. İstiklal Marşı'nın kabulü. Değil mi? İstiklal Marşı'mıza ne marşı deriz biz? Milli Marşı'mız deriz. Değil mi? E bak milli kelimesini burada ne yaptım? Yazdım zaten. Kapitülasyonların kaldırılması. Kapitülasyonlar hem siyasi hem ekonomik hem adli olabilir arkadaşlar. Kapitülasyonların kaldırılması eşittir. Tam bağımsızlıktır abisi. O da milliyetçiliktir. Kabotaj kanunu öğrencimiz hep karıştırır. Bunu sadece ve sadece milliyetçiliği alacağız. Türk sularında Türk sularında gemi işletmeciliği ve yolcu taşımacılığı gemi yolcu taşımacılığı kimindir? Türklerindir. Bak neyi vurguladım? Türk'ü vurguladım. Milliyetçilik. Türk Dil Kurumu 1932 Türk Tarih Kurumu 1931 Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu, diğer dillerin anası olduğunu, hatta güneş dil teorisini verir KPSS için söyleyeyim. Türk Tarih Kurumu da Türk tarihini sadece Osmanlı'dan ibaret olmadığını, Türklerin sarılıktan olmadığını söyler. Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim öğretim birleştirildi, millileştirildi, laikleştirildi gençler. Tabi bunun tarihi ne hocam? 3 Mart 1903 Mart 1924'tür bu da. Tamam? Misak-ı İktisat Kanunu nerede toplandı gençler? İzmir İktisat Kongresi'dir adı üstünde ama İzmir İktisat dersem devletçiliğe gideceğim. Milli iktisat dersem milliyetçiliğe gideceğim. Harf inkılabı 1928. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesi kabul edildi. Yalnız alfabe kabul edildi dedim. Daha sonra da yeni Türk alfabesi oluşturuldu. Türk alfabesi. Mesela Türkçe'de W var mı? Yok. X var mı? Yok. Değil mi? Veya İngilizce'de İngilizce. Bu önemli. Ne bileyim Ö yok. Değil mi? Veya işte şey yok. Misal. E hocam o zaman batıdaki inkılapları olduğu gibi ne yapmamışım? Almamışımdır Mustafa Kemal Paşa. Dikkat. Millet mekteplerinin açılması. Şimdi latin alfabesini kabul ettim ben. Halka neyi öğreteceğim alfabeyi? Ne açarak öğreteceğim? Millet mekteplerini. Unutma. Bunu halk evleriyle ne yapma? Karıştırma. Halk evi eşittir. Halk eğitim merkezi gibi düşün. Şimdi buraya TBMM'nin açılması yazmışız. Hayda TBMM'nin açılmasını Cumhuriyetçiliğe yazmadık mı biz? Yazdık. E hocam TBMM'nin açılımı ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi. İlk kelime ne? Türk. Bak TBMM'nin açılmasını önce Cumhuriyetçiliğe alırsın. Şıklıysa yani birden fazla ilke vermişse milliyetçiliği alırsın. İkisini aldıysan otomatikman neyi de almak zorundasın? Halkçılığı da almak zorundasınız. Geldik nereye? Halkçılığa. Halkçılık deyince aklınıza eşitlik gelecek kıymetli öğrencilerim. Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olması, kimsenin ayrıcalığının olmamasıdır halkçılık. Dayanışma, sosyal devlet, sosyal dayanışma, kanun üstünlüğü, değil mi? Halkın için bir şeyler yapma halkçılıktır. Bakalım. Cumhuriyetin ilanı. Cumhur demek zaten halk demektir. Tamam? Tevhidi tedrisat, eğitim öğretimin birleştirilmesi, millileştirilmesi ve layıkleştirilmesi, millet mektepleri, latin alfabesini halka öğretmek için, sağlık hizmetleri, aşar vergisinin kaldırılması, aynı milliyetçilik gibi düşüneceksiniz. Burada da kabotaş kanunu gibi düşüneceksiniz. O sadece milliyetçilikti, bu da sadece halkçılıktır. Devletçiliğe sakın sakın gitmeyin. Tarım için, çiftçinin üzerindeki vergi yükünü atmıştır, gençler? Kaldırılmıştır. Kadınlara siyasi hakları verdim. BMV ile değil mi? E hocam kadınla erkek ne hale geldi? Eşit. Ünvan ve lakapları kaldırdım. Hacı, hoca, molla, derviş gibi. Herkes ne oldu gençler? Eşit. Herkese bir Türkçe olmak kaydıyla, gülünç olmamak kaydıyla ne verdik? Soyadı. Amaç burada toplumsal neyi yaşatmaktır? Eşitliği sağlamaktır. Medeni Kanun. Şimdi Medeni Kanun'a bir bakalım. Medeni Kanun 1926. Onda hem fikiriz. Bakın. Mirasta eşit olacak kadınla erkek. Değil mi? Hocam başka mahkemede mahkemede eşit olacak. Ne? Kadın ve erkek. Bakınız burası sosyal hayatta kadınla erkeği eşit kabul eder. Sen medeni kanunun içerisinde siyasi hak hak yoktur kardeşim. Bunu ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Kadınlara siyasi haklar BMV ile verildi. O da en son 30'la kaç arasındaydı? 34. E bu kaç? 1926. Anladık. Bir erkekle bir kadın mahkeme önünde eşit oldu, mirasta eşit oldu. Kadınlara işte çalışma hakkı geldi e, ee, kadınlarımıza yine boşanma hakkı geldi. İlk öğretim zorunlu ve ücretsizse eşittir. Sosyal devlettir gençler bu. Değil mi? Sosyal devlet, devlet baba deriz biz buna. Ne olmuştur? Halk için olmuştur. Geçtim. Laiklik. Sustum çünkü çayımdan bir yudum içtim arkadaşlar. Biz öyle video çekiyoruz diye kasılmaya gerek yok. Neyse o. Bir kere çekeriz. Olur biter. Tabi bu arada şunu da açıklamak isterim. Erzurum kongresine sonra videoyu bir durdurdum arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çok yoruldum ya. Yoruldum. Yorulunca bıraktım. Devam ediyorum şimdi. Kimin için? Kıymetli öğrencilerim için. Değil mi? TM1, TM2, TM3, 12 TM1, 12 TM2 gibi sınıflar için veya bizi dinleyen, izleyen ne kadar artık öğrencimiz varsa, öğrencimiz yoksa bizi izleyenler için teşekkürleri buradan sunalım. Hadi laikliğe gelelim. Kısaca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bakın. Bu tamam bir yere kadar. Bundan sonra yapılacak işlerde dinin yerine akıl bilim ve vicdanın esas alınmasıdır arkadaşlar laiklik. Bu çok önemli. Şimdi kırmızıya da alalım. Sarının üzerine kırmızı güzel gider yazarken. Anahtar kelimelerde din, vicdan, akıl, bilim. Bunları görünce nereye gideceğiz arkadaşlar? Laiklik Atatürk ilkesine gideceğiz. Şimdi bakalım ne demek istediğimizi anlarsınız. Saltanatın kaldırılması. Hocam Saltanat babadan oğula geçen sistem değil miydi? Evet. Saltanatın kaldırılması 1922, değil mi gençler? Aynı zamanda padişah halife olduğu için yani saltanatı kaldırırken padişahlıkla halifeliği birbirinden ayırdığım için laikliğe girer. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Bu zaten din olduğu için buraya girer, değil mi? Medeni Kanun Osmanlı'nın medeni kanunu neydi gençler? Mecelleydi Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı. Peki ne esaslıydı? Din. Bunun yerine biz medeni kanunu nereden aldık? İsviçre'den aldık. Kadınla erkek sosyal hayatta eşit hale geldi. Yoksa şer'i kanuna göre bir erkeğin şahitliği de iki kadının şahitliği eşitken medeni kanunda bir erkek ile bir kadının şahitliği eşit hale geldi. O zaman dine bakmadığım yere dinin yerine akıllı ve bilimi önemsediğim için laikliktir. i tedrisat. Eğitim öğretim birleştirildi, millileştirildi ve laikleştirildi burada arkadaşlar. Burada 3 Mart 1924 buraya aldım. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. Tekke zaviye dini eğitim veren kurum. Yalnız türbeler tabi ya, yatan ki zatlar var içerisinde tekke ve zaviye bu dönemde normal dini eğitim vermeyi bırakmış artık cumhuriyet rejimine karşı tehdit oluşturmaya başlamıştır. E hocam türbelerde e, aslında uygun olarak kullanılmayan türbeler burada ne yapılmıştır gençler kapatılmıştır haliyle laiklik. Daha detaylı zaten derste açıkladım. Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Din, kılık kıyafet, Burada dini kıyafetleri sosyal hayatta giyilmesi yasaklanmıştır. Öyle söyleyeyim. Anayasadan devletin dininin İslam'dır ibaresinin kaldırılması. Arkadaşlar bu 1928'dir. Şimdi burada devletin dini olmaz. Her vatandaşına eşit olarak bakması lazım. Medreselerin kapatılması, dini eğitim veren kurum. Şapka kanunu. Arkadaşlar eskiden kafaya ne takarlar? Bu takke mi? Ne diyorlar? Öyle bir şey. Takke mi? Tekke mi? bilmiyorum ama onun yerine artık ne gelmiştir? Şapka. Şapka kanunu Mustafa Kemal 1925'te nerede tanıtmıştır arkadaşlar? Onu da yazalım. Kasta Monu da tanıttı. Çağdaş bir görüntüye ulaşması için Türk halkının ve hafesin yerine ne geldi? Şapka geldi. Sarının yerine mesela sarık tekke falan diyorum da sarık. Bu da nedir gençler? Laikliktir diyebiliyoruz. Geldik devletçilik. Devletçilik deyince aklımıza ne gelecek abisi? Para, para, para özel sektörün yetersiz kaldığı yerlerde yatırımın devlet eliyle yapılmasına biz ne diyoruz? Devletçilik diyoruz. Para, ekonomi, iktisat, kalkınma, yatırım, sermaye, kalkınma, banka. Değil mi? Bunların hepsi devletçiliktir. Bakalım. İzmir İktisat Kongresi. Milli kararlar alınır burada. Ne bileyim işte ham maddesi yurt içindeki fabrikalar açılsın. Yabancıların tekelinden kaçınılmalıdır gibi. O zaman İzmir İktisat Kongresi devletçilik. Misak-ı iktisadi kararları derse burada alınan kararlar o zaman milliyetçiliktir unutmuyoruz. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlık mı hocam? Evet. Hem milliyetçiliğe girer hem de neye girer gençler? Devletçiliğe girer. 5 yıllık ne planı? Kalkınma planı. 33'te hazırlanır, 33'te yürürlüğe girer. 34'ten 5 daha kaçta bitecek? 39'da. Uygulandı mı hocam birinci 5 yıllık kalkınma planı? Uygulandı. Peki ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulanabildi mi? Hayır. Niye? İkinci Dünya Savaşı çıktı kardeşim. Sanayi ne kanunu? Teşvik kanunu. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi. İşletme derse devletçilik. Millileştirme derse milliyetçilik. Etibank değil mi? Sümerbank. Etibank'ın amacı neydi? Maden. Değil mi gençler? Bunun amacı neydi? Tekstil diyebiliyoruz. çayımızdan bir yudum daha aldıktan sonra videomuza kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Biz normal video çekiyoruz arkadaşlar. Kasmaya falan gerek yok tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının kurulması, bankaların açılması yine devletçiliğe örnek olarak geçer. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün kurulması diyebiliyoruz. Geldik inkılapçılık. Çağın gerisinde kalmış, eskimiş Kurumların yerine milletin ilerlemesini sağlayacak çağdaş kurumların açılmasına biz ne diyoruz gençler? İnkılapçılık, devrim, ihtilal, çağdaşlaşma, dinamizm, batıllaşma, ilerleme, uygarlık yerine muhasırlaşma, çağdaşlaşma, batıllaşma, muhasırlaşma derken. Bunların hepsi inkılapçılık. Daha doğrusu hepsi inkılapçılıktır ya. Ölçü ve tartı birimlerinde değişiklik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eee nasıl söyleyeyim? Şurayı bir maviye alalım. Kıymetli öğrencilerim. Şimdi endaze uzunluk birimi. Yerine ne geldi? Metre. Arşın uzaklık. Yerine ne geldi? Kilo. Metre. Okka. Ağırlık. Yerine ne geldi? Kilogram. Yani batıyla ilişkileri, ticari ilişkileri burada ne yaptım? düzenledim. Uluslararası hale getirdim. Miladi takvim. 1926'dan itibaren ne yaptı? Gençler kullanılmaya başlandı. Hangi takvimin yerine kullandım ben bunu? Hicri takvimin yerine. Kılık kıyafet. Darül üniversitesinin yerine, Darül Fuhun'un Osman'ın üniversitesidir. Yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması. Bak anahtar kelimem ne? Yerine. Şapka kanunu neyin yerine? Fes veya neyin yerine? Sarığın yerine. Sanayi Nefise Mektebi'nin yerine Güzel Sanatlar Fakültesi'nin açılması, uluslararası saat sistemine geçilmesi, hangi saatten? Ezani saatten, değil mi? Hafta tatilinin cumadan pazara alınması, cuma yerine ne diyorsunuz? Pazar diyorsunuz. Bu da inkılapçılıktır. Geldik nereye? Atatürk döneminin iç politikasına, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına. Önce bir bu meclisi açalım. Şimdi gençler bu meclis 23'te açılmıştır. Lozan'ı onaylayan meclistir. Lozan'a görüşmeye giden 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Lozan'ı onaylayan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tüm biraz, son, biraz önceki anlattığım tüm inkılapları yapan meclis 2. Meclis'tir. Bir tanesi hariç o da neydi? Saltanatı kaldıran 1. Meclis'tir. Laiklik yolunda ilk adımdır saltanatın kaldırılması. Unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi veya fırkası fırka demek parti demektir arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim. 9 Eylül 23'te ARMHC Halk Fırkasına dönüştürüldü. 9'un kararları Atatürk'ün kararlarıdır. İlk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. Çift dereceli seçim sistemini savunur. Yani e, siz kıymetli öğrencilerim beni seçersiniz. Ben de kimi seçerim? Milletvekilini. Bak. 1 2 Okey? Çift dereceli seçim sistemidir bu. Günümüzde ne? Biz kimi seçiyoruz? Milletvekilini. Kaç? Bir. Mantığını anladınız diye düşünüyorum. İbrahim Hoca'yla çıldırmacalar. Ekonomide devletçiliği savunur. 50'ye kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir. Unutmayınız. 50'den sonra bir daha tek başına iktidara geçemedi. İktidara demiyorum, tek başına geçemedi. Parti 80'de kapatıldı çünkü 80'de ne oldu? Kenan Evren. Kenan Evren. Darbe. Kaç darbesi? 82. İşte 80 darbesi diyelim. 92'de tekrar açıldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyetinin bu arada bunun ilk genel başkanı kimdir gençler? Mustafa Kemal'dir. 6 Atatürk ilkesini ne yapar gençler? Savunur bu parti. İlk muhalefet partim Terakiperver. Bak ilk muhalefet partisi derse T'den çıkart kardeşim. T, C o manada. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Kurucusu Kazım Karabekir'dir. Adnan var. Refet Bele, Rauf Orbay, Cebesoy da buraya üyedir gençler. Terakiperver'e unutmayalım. Ekonomide liberalizm tek dereceli seçim sistemi. Unutmayın bakın Milli Mücadele'de Mustafa Kemal'in yanında olan komutanlar tarafından kurulmuştur. Çünkü burada e, işin içerisine siyaset gelmiştir. Parti layıklık ilkesini kötüye kullandığı amacıyla Şehzade İsyanına karıştığı gerekçesiyle 25'te kapatılmıştır. İkinci partim Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 bu kaç 24. 25'te de bunu ne Kapatılacak. İkinci muhalefet partim Serbest Cumhuriyet Fırkası Partinin kurulmasına siyasi rekabetin olmaması, denetim eksikliği, 29 dünya ekonomik krizi etkili olmuştur. Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar kurmuştur. Bak bu kendi kurulur. Terakiperver. Bunu Mustafa Kemal kendisi ister kurun diye. Makbule Atadan da partide görev yaptıysa o zaman kadınlara seçilmenin önü açılmış mıdır? Açılmıştır. Değil mi? Arkadaşlar bu da ekonomide liberalizm ve tek dereceli. O zaman ekonomide devletçiliği savunan CHP, tek dereceli seç çift dereceli seçim sistemini tek savunan CHP'dir. Partiye gericilerin girdiğini gören Fethi Okyar partiyi feshetmiştir. Bu ise kapatılmıştır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ee, Şeyh Saati Siyanı var. Buralar müfredattan bu sene çıkartıldı arkadaşlar. O yüzden buralardan soru geleceğini düşünmüyorum. Sözü de fazla uzatmaya gerek duymuyorum. E, dersimizi burada ne yapalım? Sonlandıralım. Yalnız ben size şurada birkaç şey daha anlatayım arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili olarak nutuğu bileceksiniz. Nutuk 1900, değil mi? E, 17'den. 1927 arasını anlatır. Pardon 17 yazdım. 19, dur. Yanlış yazdım. 1919'dan 1919 27 arasını anlatır. Samsun'a çıktımla başlar. Gençliğe hitabıyla biter. Aşağıdakilerden hangisi nutukta geçmez? Cevap. Hatay meselesidir. Niye? 1939'da ana katıldı. Bu benim şahsi meselem dediği konu nedir gençler? Hatay meselesidir değil mi? Hatay meselesi aynı zamanda sancak sorunu olarak da tarihte geçer. Unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi buradan biraz bahsettim Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili olarak. Bir de gençler Mustafa Kemal Paşa'nın ilk görev yeri neresidir hocam? Şam 5. Ordu Komutanlığı'dır. Burada hangi cemiyeti kurdu? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Değil mi? Hocam Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun hangi kişilik özelliğidir? Teşkilatçılık kişilik özelliğidir. Diyoruz. İzmir suikasti Burada bu Mustafa Kemal ne der? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır der. Menemen isyanı, Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ikinci isyandır. Musul meselesi. Bunlardan bu sene TYT'de, AYT'de soru gelmeyecek. İlla gelir hocam yine anlatın derseniz anlatırız ama ilerleyen süreçte anlatırız arkadaşlar. Vantilah TV takip etmeyi unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Paylaşıyoruz her yerde. Herkes takip ediyor artık. Değil mi? Aynı zamanda bak 2 saattir sizler için anlatıyorum. 1 saat 59 dakika oldu. 2 saat oldu. Arkadaşlar bir videoya beğeni atmamak zor olmaması lazım. Yani emeğe biraz saygı, gözünüzü seveyim. Emeğe biraz saygı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sınavda başarılar dilerim. 3 Üç videonun 3'ünü de sizler için çektim arkadaşlar. inşallah gerisi sizde başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum, ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Hepinizin bendeki yeri ayrıdır. Ee, i̇nşallah kazanırsınız. Emeğe saygı. Bir beğeni. Elbet yine görüşürüz. E, Vantilatör TV üzerinden hoşçakalın derim. Ve videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar.